Evet, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Biz de ekrana gelelim. Hoş geldin Malicim. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Hoş bulduk. Selam. İyidir, sana ne haber? İyi, ne olsun. Bu şarkıyı da özlemişsindir diye yaklaşık 10 gündür en az dinlemiyorsun. O yüzden bunu açmak istedim. Evet, her gün dinlediğim şarkı. Kerat hoş geldin. Banana hoş geldin. Sufyu görüyorum. Bozmo. İlk hoş geldiniz. Esra hoş geldin. Akçay selamlar. Emir Görç iyi yayınlar demiş. İkinci ayını kutlamış. Emircim çok teşekkür ederim. Prime'le abone olmuş bu arada. Teşekkür ediyorum. İyiyim Emir Kemal, sen nasılsın? Niye çıktın? Buradaydın demin. Ben hala burada sanıyorum. Kopmaz hoş geldin. Arkadaşlar benim bir suçum yok. Ben 40 dakikadır hazır bekliyorum. Bu sefer bende bir şey yok yani. Ben baştan söyleyeyim bunu da. Arşiv muhabbeti yaptık falan. İtiraf edelim mi bunu? İster misin? Ya sen o sırada nargile yapıyordun Balkan şimdi. Tamam, doğru. Şahidimiz de var. Yani. Emir şahit, doğru. Emir şahit. Yok, teknik bir sıkıntı yaşadık yine ya. Bağlanamadım lan. Bir 15 dakikada mı uğraştık? Ya bu tarz dürüstlüğe canımı ye. Ne demekse. Ulan sanki yalancı biriyim ben. Ne zaman sen benim yalan söyledin Yok, estağfurullah. Biz niye böyle gergin başladık? öyle? Ya Emir bana mesaj attı. Bugün 53 tane şarkı var, hazır mısın diye. Benim çok gelesim yoktu da bahane Of, bulamadım. O sorma yüzden. ya, ben araştırdım hani Mubot yayın açabiliyor mu diye. Yani ya, araştırdım bunu ya. 53 tane Bir de Türkçe yap. Baykan'cığım şeyden olabilir mi acaba? Geçen cuma ben evde mikrofonu halkalıya götürmüş. Annemlerin yanında bekliyorum. Sonra yayın var mı yok mu diye seni arıyorum, ulaşamıyorum. Sonra Discord'a bakayım bir ya. Belki Baykan'a bir şey olmuştur diye bir giriyorum. Mali müsait değil, o yüzden yayın yapamıyoruz şeklinde bir şey. Ben sonra yemek yiyorum bu arada. Hiç haberim yok olanlardan. Abi ya, ya şöyle De hadi bakalım bir dakika açıkla. hadi bakalım de 2 hafta önce hani yılbaşında ne yapacağız yayın var mı falan diye yayın esnasında bir konuştuk ya abi, o sırada sen işte annemlere Evet. gideceğim abi hani 2 hafta olmayabilirim deyince ben onu otomatikman oradasın yayın yapmayacağız gibi benimsediğim için senin mikrofon götürdüğünden biz bir de iletişime de geçmedik 2-3 gün hani tatil hani zaten hani ailenle Evet. kuzenlerine vakit harca falan diye ben hiç darlamadım seni yani. Bir de öğrendim ki Mali yayın yapacağız diye mikrofon falan götürmüş. Ben de zannediyorum Mali yayın yapamayacak oradan yani. Yani bir sorabilirdin ama hani en azından ne yapacağız, yapacak mıyız falan diye. Akşam sizden gelenlerle başlayacağız, evet gerçekten öyle bir şey yapacağız. Sonra ben Emir'e bir fotoğraf gönderdim. Sana ilettiğimi bilmiyorum ama sana cevabım. İletmediyse yayından sonra iletti mi? İletti. Tamam, güzel. İletti, Tamam, sevindim. 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 iletti. Hadi haftan nasıl geçti? Chat sizin de haftanız nasıl geçti? Biz galiba Hafta yılbaşından daha çarşamba oldu. Daha yeni başladık haftaya. ya Bu 2 gün cuma sonra sorarsın. ya 2 gün sonra da soracağım bunu gerçi. Doğru söylüyorsun ama yani şey var. Biz yılbaşından beri görüşemiyoruz çünkü. Hani ben yayın açmadım. Yılbaşında neler olmuş ya? Yılbaşında bizim çocuklar bir şeyler başarmışlar. Ha, cümleyi Ha. unuttum yalnız. Sen şu an Pensilvanya'dan sesleniyorsun galiba. Hayır, Pensilvanya'dan seslenmiyorum. Başarmışlar Ben şöyle 30 yıl geriden falan sesleniyorum. göre. Tamam. Yani Hayır, beni niye yakıyorsun şu anda Allah ya? ay başarmışlar da demezsin yani. Darbeye alkış tutmazsın Aklıma karikatür geldi şu anda. yani. Açıklayıp da telif yemeyelim diye açıklamıyorum karikatürü. Evet, çok doğru söylüyorsun. Hazır telif olayına girmişken ve tadımız kaçmışken Boğaziçi olayına da biraz değinmez miyiz? Ne dersin? Ne alakası var ikisinin? Çok alakasız. İkisi de yani ikisi de aynı şeylik ya, uyuzluk ya böyle. Ya ona girersek büyük ihtimalle çıkamayız. Sen girmek istiyorsan gir. Ama ben sana dediğim gibi işte bugün şeyi buldum. Sabancı diplomamı. Mail atacağım rektörlük için bakalım. Kabul ederlerse önümüzdeki hafta Sabancı'nın böyle kulesinden el sallayacağım şeylere. Yani Öğrencilere. bildiğim kadarıyla sen birilerine aşırı yakın olmadığın için bu gerçekleşmeyebilir sanki. Olacak. Bilmiyorum. Ne şey var mı Levent Kırca'nız? Ha, varmış lan. Büyük Üstad huzur içinde uyusun. O bizim bir program Zamcık şarkısıyla beraber geldi ve ben çok sevdim haftalığın alt logosunda en azından. Niye iki haftalık yazıyor abi? Sorununu da çözmüş oldum yani bence kendisiyle. O da artık bizim. Musab'ın dediği gibi, Tarık'tan bahsetmişken biraz da patlıcanlı pizzaları konuşalım.
patlıcanlı pizza olayını Niye bilmiyor olabilirim. patlıcanlı abi? Ben patlıcanlı pizza olayını bilmiyor olabilirim. Ne o? Bir anlamı olduğunu sanmıyorum ben de. Abi Sabancı Üniversitesi Wu-Tang dinliyor mu? Yok, o Metallica biliyorsun. Yani daha çok. Bütün rektörlerin favori grubudur yani kendileri. Aynen, bizim rahmetli rektör de hep açar dinlerdi. Ben bir ara bizim rektörleri takip edemiyordum, salmıştım artık yani. Tek Sen bir 86 yıl okuduğun için o yüzden ama olabilir yok belki. abi, rahmetli Ahmet Serpil işte vefat etti adamcağız gitti. Ondan sonra bir daha hani o kadar sık hani tabii okulun ait olduğu vakfın sahibinin de o dönem Ergenekon kaçağı olmasıyla alakalı olarak sürekli okulda bir şeyler değişiyordu. Ve yarabbim biz artık salmıştık, takip edemiyorduk yani. Neyse. Rest in peace Ahmet hocam. Oh, selamlar Ergenekon dedi, hemen geldim demiş Merdo. Hoş geldin Merdo hocam. Abi ben bu arada senin DM'ini dün gece gördüm. Darlamamak için yazmadım, kusura bakma ya. Güldüm ama baya. Her zamanki gibi Şu görmelisin. rektörle ilgili çok özür dilerim. Şu rektörle ilgili mesaja bir cevap vereyim. Bunun ikna psikolojisiyle falan alakası yok. Bu bambaşka bir kafa ya. Şimdi niyet okuma şeyine girmeyeceğim de. Bambaşka bir kafa o yani. Abi bir de şey var hani, ya merak etme bizi davalık etmeyeceğim de, bugün gördüm abi hani Ben sen, de etmeyeyim diye konuşmuyorum zaten. yani belli ki senden kimse memnun değil, belli ki partili olmanla falan da alakalı değil. İnsanlar diyor ki seçim, demokratik biz okuluz, bu bizim üniversitemizin kültürü, atamayla gelen herhangi birine, partisi fark etmeksizin karşı çıkacağız diyor insanlar. Sen bunu önce partiye bağlıyorsun, sonra Metallica ile arayı bulmaya çalışıyorsun. Yuh, istifa sesleri eşliğinde camının önünden de millete el sallıyorsun abi. Hani gerçeklik algın mı öldü abi senin? Cüneyt Özdemir bu arada 100 yılın trollüdür. Kendisini tebrik ediyorum. Adamı resmen el sallattı ya, böyle bir şey yok. Biz Megadeth'çiyiz. Daha çok severim ben de, evet. Ya Metallica da overrated bir grup bu arada. Hemfikirim. Ama ya yani. Çok teşekkür ederim de Arda Turan'a benzemiyor muyum Arda Turan'a benzediğini bilmiyordum, sık kafama. bugün? O espriyi bir 8 yayın önce falan yaptık ya. Yaptık değil mi? Güldük, eğlendik, Değil mi be? bayağıdır. Evet, yaptık. Pardon. Bugün nette 3-4 tane var ya, yine ben bugün de aslında bugün sadece 3-4 gün gecikmeli yayını yapıyoruz ama üstümüze parça fırlatılmış geçen hafta yılbaşı diye herhalde, bilmiyorum, yine belirli gün ve haftalarda biliyorsunuz daha çok parça çıkıyor. 53 parça var. Ha, tabii ki hepsini açmayacağız çünkü bazıları albüm, bütün albüme bakmayı düşünmüyorum açıkçası bazı işlerde. Değineceğiz geldiğimizde. Araya ben seçmece netleden bir 4-5 işte aldım. Erkan, bana bir çözüm bulalım da ben şu chat'i de ekranda okuyabileyim yani. Abi o kadar anlamıyorum ki biliyorsun hani yani. Yani ben Yo, anlamana gerek yok. Benim bilgisayar bak. Bilgisayar hemen gösteriyorum sana. Şu yine çıkardım şey. adam şu an Abi monitör yani şu kadar ekranda ekranım var. Şu kadar ekranım var. Buradan hangi birini okuyabilirim pis adam. yani? Nasıl bir pislik var burada? Biliyorum ben nasıl pislik olduğunu orada. Aynen, metreyle mi geziyorsun? Yani yayın için hazırlık yapmış, şakasını Hayır, yapmışsın gibi. metreyle gezmiyorum. Demin yayından önce boş sohbet ederken Balkan'da bir tane takip ettiğim ikinci el bir ürün vardı. 25 santim yazıyor. Ben de şöyle onu ölçüyordum ekranda. Saçma oldu. Açıklama gereği hissettim ben de ne ölçtüğümü demin. Kanka Şimdi bu arada onu oynuyor şu anda. Banana Twitch TV Pop-Out diye bir şey attı. Ben o kadar hani daha yayıncılığa hala alışamadığım için. Gerçi onun için yayın açmak lazım önce. Emir sen söylemeden ben söyleyeyim. Yani o Pop-Out'a tıklayınca chat çözülüyormuş galiba. Evet, Ben onu da bilgisayardan açarsam muhtemelen bilgisayar alev olur ya. İkimizin de çok ciddi bir bilgisayar problemi var ya. Bakayım işte, bir para ayırabilirsem alacağım ben de. Onun para değil, ben böbrek ayırdım. Hani iyi, benim oyunda oynayacağım, müzik de yapacağım, yayın da yapacağım bir laptop bakıyorsam 25-30 bin lira, masaüstü bakıyorsam 17-18 bin lira. Facia. Benim de öyle işte. Sanki sana ayrı fiyat uyguluyorlarmış gibi benim de öyle diye açıklama yaptım da. Ne? G-Flow albümüne de maalesef bakacağız. Yani albümün tamamına değil de iki parçaya falan bakacağız. O şeymiş abi, sadece chat'i küçük bir kutuda pencere olarak açıyormuş. Benim biliyorsun yayıncılık dışındaki vasfım Sincap'ın chat'te botluk. O yüzden hani yani ben bu tarz şeyleri, yayıncıların bilmesi şeyleri asla bilmiyorum hani, ama bana ünlem death count yaz, ben hemen cevap veririm yani. Mamba the White. Pardon, Mamba the White One. Üçüncü ayını kutluyor. Prime'de abone olmuş. Çok teşekkür ederim Mamba. Gerçekten gözde Cuma fiyatlar çok olacak kötü yeniden. durumda.
Yayın. Süper. Cuma yine yayın olacak bu arada. Evet. Bu geçen hafta Cuma benden kaynaklı yayın yapamadık. Biz Mali'den zannediyorduk ama meğer benden kaynaklıymış daha doğrusu. Ben Mali'yi yayın yapamayacak sandığım için iddia ettim yani. Değil mi bana? Şimdi geri dönelim. Var kayıtlarına bak. Ben dedim ki onu da açıklığa kavuşturayım. Yılbaşı gecesi ben kesin yokum. Cuma günü de bir ihtimal olmayabilirim ama haberleşiriz dedim. Ama sen nedense haberleşiriz kısmını ve bir ihtimal kısmını silmişsin. Cümleyi akit gibi almışsın böyle ortadan lört diye çekip koymuşsun. Ya da sözcü gibi iki tarafa da laf atayım böyle lört diye koymuşsun Peki. cümleyi ortaya. Hiçbir anlamı olmadı yani. Egeciğim Ben hiç hoş öyle bir şey demedim müsaitliğine falan. Egeciğim hoş geldin. Evet, Barış, o durumu ben de farkındayım ya. Şey, ne diyecektim? Ha, Fantasy Draft sorulmuş. Duyuru yapayım arkadaşlar. Biz Fantasy Draft yayını yapacağız ilk fırsatta. Ve hani sezonluk 16 takımlık bir lig başlatacağız. Discord'da katılmak isteyenler için bunun kanalını açacağım ben Discord sunucumuzda. Ve Discord sunucumuza yeni bir kural geldi. Yeni katılacaklar olan için. Sizi giriş sayfasında bir 6 yaş için bir IQ testi bekliyor arkadaşlar. Burada 130'un altında alırsanız kanalımıza gelemiyorsunuz. Gerçekten bu arada böyle. Neyse. Çözüp ekran görüntüsünü atmanız yeterli. Evet, ve bugün 93 alan oldu Mali, gülme yani. Gerçekten bugün 93 alan oldu yani o testten. Nereden yapıyoruz onu ya? Dur ben de yapacağım. Sana gerekli rol verilir bir ara. Yalan yok, attık diyor Emir de. Popolis, ilk ancım, çok teşekkür ederim. İkinci ayını kutlamış, o da Prime'le abone oldu. Ya çünkü biliyorsunuz ufak dramalar dönüyor falan. İşte Türkçe rap dramaları iyice zaten IQ seviyesi düşük olduğu için kanalın moderatörümüz az yorulsun ve kanalın elitistliğini korumak adına. Çünkü artık elitistlik biliyorsun çok kolay. Hani herhangi bir üniversiteyi kazanıyorsan elit oluyorsun artık Türkiye'de, biliyorsun. Hani bunu koruyabilmek adına bu tarz yeni Ben bir tane kurallar bastıracağım ya. getirdim Levent Kırca posteri bastıracağım şu arkaya. Düşünün. yani. Ufak ufak başlayalım mı? Ya ben bugün demolarla başlayacağız, söz verdim biliyorum, ama ilk Fuchs'la mı başlasak? Ne dersiniz? Yine Fuchs var çünkü. Ya çünkü Zaten sözlerini tuttuğunu görmedim bu yayınlarda belki. ya da şöyle yapalım istersen Mali. Hani çünkü iki bu malum şahsın berbat EPC yüzünden de biliyorsun. Demoları erteledik bir hafta. Ondan önce biz unuttuk, ertelendi falan derken bayağı bir demo birikti. 3 demo dinleyelim, girelim, ondan sonra bir 3 demo daha dinleyip gidelim falan gibi demoları aralara serpelim diyorum ben bugün. Ne dersin? Chat, siz ne Okey, olur. dersiniz? Mertciğim, Yayın senin, sen bileceksin. selam, iyi yayınlar. NBA Fantasy Draft duyurusunu da şimdi buradan da yaptım abi. Yakında başlıyoruz. Kesin. Dayva, tamam. Olur. Cenk istiyoruz. Cenk'in videoya bakmadım ama bulacağım. Fuchs varsa ilk Fuchs'tur, bozma geleneğimizi dedi. Abi gerçekten mi? Abi playoff'a yetişelim ne olur diyor Deniz. Yetişeceğiz söz. Bir garip Baykan izleyicisi Nick, peki. Abi, bu soruyu unutma. Hani uzatmayalım çünkü biraz uzun bir konu. Onu arada hani molaya gittiğimizde falan tekrar sorar mısın? Ona tekrar değinelim. Ben de hani unutmamaya çalışacağım, not alacağım kenara, ama işte şarkılar yüzünden ne kadar IQ'muz ve hafızamız yerinde kalacak henüz bilmiyorum çünkü. Fosforus netliğe geçmedik. Daha başlayamadık. Yarın falan başlarız herhalde. Yok, tamam, başlıyorum. O zaman dediğim gibi ilk olarak demolarla girelim. Hani yani 3 demo ile girelim, sonrasında devam edelim. Olur. İlk demomuz gelsin. Çünkü dediğim gibi 2 haftadır yapmıyorduk. Hızlıca demolarımıza bir bakalım. Ben bir yerden açacak mıyım yoksa Watch Together'da var mı? Şu an Watch Together'da var. MP3 formunda yüklenen bir iki tane daha var. Onları daha sonra açarız. Sorun yok. İlk Watch Together'dan devam edelim. İlk 3 demomuz. Efreva featuring Albay, Cadde 18 geliyor. Evet, chatten geç kararlarını gördüğüm için ilk demomuzu geçiyorum. Merdut Zenci müziği mi diye sor. Ya yani, Türkiye için abi, algı bu, doğru. Bu arada şey değil. Yani şarkı isminden kabul, Cadde 18 isminden ben ilk şey bekledim böyle, hani Cadde 18, Cadde 18, wow, skirt skirt, Cadde 18, Cadde 18, skirt skirt bekledim. Hani Ben de mobil edebiyatı beklemiştim. evet, işte evet, tam oralardayız yani. Onu bekledim. O açıdan beni direkt ters köşeye yatırdı arkadaşlar. Yani
Beat evet çok erken dönem 2000 sonları 2009-2008 Türkçe rap beat'i. O açıdan beat zayıf. Hani ikinci arkadaşın sunuşunu yani delivery'sini çok beğenmesem de ilk arkadaşı ben beğendim. Nakarat korktuğum gibi değil. Yani ben yine çünkü nette dinliyoruz ve demolarda da ister istemez amatör şeyler dediğim için daha korkunç nakaratlar bekliyorum genel olarak biliyorsun beklenti olarak ama sağ olsun demo atan arkadaşlarımız beni hala o iyi anlamda söylüyorum bunu o seviyede korkutacak bir şey atmayı başaramadılar ama bu iyi bir yorum. Arka sıra varsa yine aramızda onlar da algılayabilsin diye bunu söyleyeyim. Ya biraz kalemin ilerlemesi lazım. Dediğim gibi hani 2004'te 2005'te çıksa yine de çok etkileyici değil ama en azından iş görür diyeceğimiz sözler varken şu an benzerleri çok yazıldı ve çok tahmin edilebilir kafiye örgüleri gördüğümü söyleyebilirim. Önerim bol bol söz yazılması yönünde. Pardon çok özür dilerim. Alarm çaldı. Yine telefon mu fincan mı biliyor senin Yok objelerinden de alarm sesi yok. geliyor sürekli çünkü. Yayın sabote ettim. Pardon özür dilerim. Aa bu güzel taktik aslında. Dur ben bunu Cenk'e söyleyeyim. Böyle konuşmak istediğimde şey alarm sesi veririm. Yani ben bunu şey Bayağı bulmadım hani. temiz o. Yine geliştirilebilir bulduğumu söyleyebilirim demolar için. Sen ne diyorsun? Ek olarak bir tık nakaratın falan mixinde problem var ama zaten Ya onlar demo şarkı işte olduğu için demo şarkıda ya amatör işi olduğu çok zaman abi ben önemsenecek şeyler değil. evet hani mix ya da işte neden böyle bir hata var diye sorgulamaktan ziyade hani bu hatayı tespit edip ona uygun öneri yapmak gibi bir girişim içerisindeyim biliyorsun. Ha ama dediğim gibi siz Bir demonuzu ikinci netteye koyarsanız ağır ağır gömerim bunu hep söylüyorum yani profesyonelden gelmesin demonuz bize demo olarak gelsin. bir şey yorumu var. Şunu okuyayım bir arada kaçmasın. Okey bir parça çoğu tırnak içinde profesyonel işten iyi şeklinde. Bizim demolar genelde böyle oluyor zaten. Evet Genel yani demolar. ve bu şey değil hani izleyici veli nimettir kafası hani şeye bulava durmuyoruz yani seyircilerimizi çünkü gerçekten biz hani ya yine muhtemelen ön yargılı olacak daha önce dinlemedim ama biz yine bugün Doktor Fuchs dinleyeceğiz arkadaşlar yani. Okancım Prime'la abone olmuşsun çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar duyurayım. Okançam da Argo İzmir'den tanıdınız. Çok sevdiğim prodüktör arkadaşım. Twitch'te ağırlıklı müzik yapımları üzerine yayınlara başlayacak yakında. Takiplerseniz sevinirim. Twitch'te kayırılmayan prodüktör için Okançam tek adresiniz. Yine dişim Bu ben... kanalın hiçbir zaman reklam alamayacağı belli oldu şu anda. ben Evet. evet dişimi attım ben yine. İlerliyorum ben. Okay. UFO 361 Final Fantasy Zero Remix geliyor. Galiba 75 beast'tendi bu. Emin değilim şimdi bakacağım. Gelsin bakacağım. Yok Emir Göç'tenmiş pardon. Evet fade attım. Bu arada Miraç emotlarımız var dedi. Evet ben emotları düzenleyeceğim diye sildim sonra geri eklemeyi unuttum. Evet arkadaşlar bir süre yenileri onaylanana kadar 3-4 gün emotumuz daha yok. Çok kötü bir cümle kurdum ama anlaşıldı. 3-4 gün daha emotumuz yok ha. Nasıl buldun Yanlışlıkla hocam? skirt mi dedin aradasın? Ne dedim? 3-4 günde. 3-4 gün derken skirt demişsin gibi Ha geldi. yok 3-4 gün dedim. Evet Ariana Grande'ye yaptığı remix de başarılıydı. Bunda da şöyle bir ufak sıkıntı var. Ufak sıkıntı derken beat güzel. Gerçekten güzel bir drill beat perküsyonlar bazında falan hani o ortaya çıkmış ama yani UFO'nun bu şarkısıyla yani beat biraz kopuk geldi bana. Hani keşke daha farklı bir vokalistin akapellasına denenseydi diyebilirim açıkçası yani. Ha bu bir tercih. Hani alırsın almazsın ama mesela şey hala bana mesela drill için çok UFO'nun vokali de genel olarak drill için çok yumuşak geliyor bana. Çok dikkatli dinlemedim Ben yalan yok şarkının ama şey orijinalini yoktu. hatırlamıyorum ya. Stay High ya orijinali yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben de çok ciddi bir UFO dinleyicisi değilim biliyorsun. Şey çok aşırı dikkatli odaklanarak dinlemedim ama bir tonal hata duymadım açıkçası. Ama dediğim gibi hani drill için çok yumuşak bir sound. Karanlık bir vibe lazım demiş Serkan. Evet katılabilirim. İlerleyeyim Yani mi? orijinalini bilmediğim için sadece güzel Tamam. geldi bana onu Tamam. soruyorum. Orijinalini bilmiyorum çünkü. Okan demiş ki bu şarkıları dinlemek için bir sebebi var mı? Mesela bundan yüzlerce var kanka bence. Neden bunu dinleyelim? Ya abi ben bunu zaten bu hani demo olarak gelen remix için söylemiyorum. Bu canlının tamamı için aynı şeyi defalarca kez söylüyorum Onur. Onur diyorum. Okancığım aynı fikirdeyim. Gerçekten. Hani zaten bugün UFO'nun
benzerlerinden bayağı bir dinleyeceğiz bugün yani Türkçe rap'te diye tahmin ediyorum ben yine. Biliyorsun. Ya UFO ya Gringo. Ya da işte son dönemde şey Paşa'nın falan var ya. Yani. Herkes bu ekole girdi. Bir ara Haffefel olmaya deniyordu, çalışıyordu insanlar. Evet, Mali niye düştü? Yine iki tane ben var ekranda. Benim Discord'da bir şey oldu. Geldi mi geri? Geldin. Bir şey oldu, yeniden başladı Discord. Fark ettim. Arada oluyor böyle bir şey. Haluk demiş ki yo o drill'in farklı varyasyonda yapılma imkanı da var. Ya evet var ama şeyden bahsediyorum abi. Drill'in ben o agresyonunu UFO'dan hiçbir zaman almıyorsun ya. Hani ondan bahsediyorum. Ben drill dinliyorsam agresyon duymak isterim yani. Bu benim kişisel tercihim. İlerliyorum. Daeva ve Rosdi Comedians geliyor. Şimdilik üçüncü ve son demomuz. Dediğim gibi molalardan sonra yayının sonlarına doğru ara ara serpeceğim. Çünkü bugün yaklaşık bir 10 demo falan var galiba. Geliyor. Evet. Dayabacım geçtik. Daha detaylı sormak isteyeceğim bir şey olursa bana özelden yazabilirsin biliyorsun. Hani Discord üzerine falan. Hani şimdilik yayında geç kararları çıktığı için ikinci arkadaşla dinledik. Şey yine şöyle söyleyeyim hani beat yine beni çekecek bir sound değil ve bence bu benim kişisel fikrim. Aranje bazında yine başka parça eleştirdiğim bu hani ritim ne zaman girecek hissini ilk verse'te bayağı aldım da yava. Hani buna yerinde olsam biraz daha aranjeye çalışırım. Ama beat'te mesela bir yerdeki dediğim şu an dakikasını hatırlamadığım için öyle diyorum. Ya filtreler şöyle söyleyeyim. Davulların filtrelandığı nokta var ya orada mesela güzel bir aranje triyo. Gülüp odağımı dağıtmaz mısın lütfen? Bakan, ya çok özür dilerim. Dayı, senden de çok özür dilerim. Abi bunu niye ekledin Hangisini? bu moda? Abi bir stek Evet. çok kısa zamanda zengin olacağım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen çiftlik bank reklamına gülüyorsun tamam. Evet, çok özür dilerim. Ay, neyse. Verse'lerde Dayava'nın önceki attığı kendi içerisine kıyaslıyorum. Önce attığı demolara göre Dayava'da gelişim görüyorum. İkinci arkadaş ama Dayava'dan daha çok beğendim. Bunu söylemem gerekiyor. Ama bir ikinizde de şey var. Hissiz okumak. Asla vurgular bize geçmiyor. Ve yine konsept bütünlüğü yine bence biraz çalışılması gereken konular arasında. Bu arada Uzay Zuhal kademe bir abone olmuş. Zuhal çok teşekkür ederim. Ya biz haftalık Türkçe rap yayını olduğu için geçen hafta yapamadınız ve bizim IQ'lar çok hızlı düşüyor. Böyle konuşamıyorum ben çoğu zaman. Çok teşekkür ederim abone için. Hoş geldin. Evet Malicim senin yorumunu alayım. Ben şu an demo gönderen arkadaşlar haksızlık yaptığını düşünüyorum. Daha yayına başlamadık çünkü Baykan. Seni atayım mı chat'in önüne? Aa, ben yayından önce seçerken dinledim birkaç nette. Ben hazırlıklı geliyorum. Biz bugün neler dinledik? Tamam, oradan kurtarırsın. Peki, okey. Biz bugün bot test ederken Discord'da neler dinledik haberin var mı senin? Hani normal Yok bizim haberim yok abi. normal şarkılarla da bunu test edebilirdik ama asla biliyorsun ben ve moderatörlerim bunu yapmayacağız. Sizin de ayrı bir ruh haliniz var. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Dayama ve ikinci arkadaş konusunda söylediğine katılıyorum. Ama Ha Yasin teşekkürler demiş ki ne botuydu demo o diye için. şey getirmeye çalışıyoruz kanala şu an. Sağ olsun Musab kodladı, botu yazdı. Müzik botları parça çalarken aynı zamanda Musab BPM'ini keşfeden bir bot yazdı. O BPM'e göre de abi o BPM'in hızında dönen şey Mevlevi var. bot da buydu bu arada ya. Allah aşkına düzenli yayın aç şundan bir 5 yanda gözümü seveyim ya. Discord Amaç kanalındaki amaç ne? Sen Discord kanalındaki ibadethaneyi de beğenmemişsindir şimdi. Fışkiye ve Bakmadım görmedim. Oğlum ben bayağıdır yokum ortalarda hiçbir şey ibadethaneyi. bilmiyorum. Fişkiyeyi gördüm ne olduğunu çözemedim. Ya hani şehir konsepti ya bizim Discord'umuz. Ben de buraya fışkiye koydum. Yani kimse yazamıyor, girip izleyebiliyorsun saatlerce gif'i. Peki. Tamam. İbadethaneye bakmadım. Ama yanındaki emojiyi sevmedim ya. Tamam. Evet, para Yalan koydum. yok yani. Evet, para kesesi koydum. İyi. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Ben demo yorumladım. Sen koptun konudan. Dediğim gibi Dayava daha detaylı soracağım bir şey olursa bana Discord'dan ulaşabilirsin. Demonla ilgili. O zaman Bir Akçay'ın... konusundaki şeye de katılıyorum bu arada sana. Tabii. Hatta ben bir ara şey mi yaptı diye düşündüm. Ozan mı yaptı bir diye düşündüm. Davulsuzluktan Ozan dolayı mı? buradaysan selam. Evet. Sıradaki demomuz dediğimiz gibi yeni gelenler için söyleyeyim arkadaşlar ilk parçayla gireceğiz ama 2-3 haftadır demolara bakamıyorduk malum dramalar falan derken demolarla gireyim dedim. Normalde 3 demo dinleyip geçecektik ama Akçay dedi ki abi benim gitmem lazım benimkini öne çeker misin? Öyle bir torpil yapalım dedim. O zaman Akçay'ın attığı Yusuf Gülbay Uyanıyorum geliyor.
dördüncü demo olarak. Ondan sonra playlistimize başlıyoruz. Ozan da burada değilmiş. Cevap geldi kendisine. Evet, ben geçtim. Abi... Çok hızlı bir şey söyleyeyim mi? Tabii, tabii. Ben sunuş kısmını sevdim, sadece sözlerle ilgili birazcık... Tamam. Gelişse iyi olur gibi geldi bana. Çok hızlı söyleyeyim, sen sonra derinlemesine girersin. Gideyim. Şöyle, senin dediğin gibi... onu değinecektim. Hani lirikal manada ilerleyebilir, evet. Ama yani şu an bu janrada zaten genel olarak insanlar lirikal derinlik arıyor mu? Hani bunu sorguluyoruz zaten, biliyorsun. Hani ticari boyutta bakıyorum. Demolardan çıktım şu an biraz, hani biliyorsun demolardan da. ve şey, sunuşu sen delivery'yi beğenmiş olabilirsin ama yani şöyle bir sıkıntı var. Abi ben o flow değişimini baştan beri arıyorum. Hani parça başladığından beri nakaratta devam ediyormuşuz gibi his var. Ben bunu sevmiyorum. Ha yine teknik olarak bir şey atıyorum, offbeat olmak gibi bir kusur falan yok tabii ki ama beni çekecek bir iş değil bu mesela. Peki Akçaycığım, haftaya drill var, ağır gömeceksin, zevkle dinleyeceğim ben. Peki, bekliyoruz. Yani ya benlik değil bu açıkçası. Mali beğendi ama beni çek, bu piyasaya profesyonel parçalar çıkmış olsa benim çok hızlı geçeceğim bir iş, kabul. Evet öyle. O gözle dinlemedim. Şey, o gözle dinlemedim ne demekse. O zaman ben... Ama şey, bugünkü demolar içinde benim en çok sevdiğim bu oldu. Ha, tamam. Daha dinleyeceğimiz 3-4 demo daha var en az. Onun için. Onları ama dediğim gibi moladan sonra ya da işte yayının sonlarına doğru bakacağız. Bu dördünü baştan alalım, biraz erisin dedim sadece. Ben maalesef normal playlistimize giriyorum abi o zaman. Artık. Yüzde kaç? Evet, %23 olmuş. Doktor Fuchs yeteneksiz serçe %23 isimli parçasıyla yine bizim kulaklarımıza kastedecek arkadaşlar muhtemelen. Ben baştan ön yargıyla giriyorum yani. Ama hadi hayırlısı. Gelsin. Of, otorite. Ya yani geçler vardı muhtemelen de ben çok takip edemedim sette. Aynen, ritim show gelsin. Ritim show gelsin. Hadi bakalım. Kim başlattı? Neyi kim başlattı? Emir yapıyor galiba. galiba. Sabotaj. Of. Abi senle başlayalım hadi. Kupa biraz küçük. Neyle başlayacağız abi? Ben bu arada sırrı çözdüm bu arada. Hı. Abi %100'e tamamlanmayacak bu. Şu an 23. şarkıda fark ettim bunu. %23 yazan kutucuk var ya, oraya %100 sığmaz o yazıyla. Büyük ihtimalle %99'da bitecek bu. Abi nasıl? Yani şu an buna bakıyorum. Ya bak evet, Fuchs müzik yapamıyor olabilir ama hani tahminimce en azından kendisi yapmıyorsa da grafikeri galiba font küçültmeyi biliyordur değil mi sanki? Ama tutarlı olmaz birbiriyle Baykan. %99'da biter bu. Bir de niye İngilizce ya? Şimdi onu da yeni fark ettim bak. Sona geliyor yüzde işaret. Ha. Benim yorumum bu kadar. Teşekkür ederim. Anlamışsınız sen. Abi yani önceki haftada dinlediğimiz facia nakaratlardan, hani telefon dinlemiştik hatırlıyorsan. Ondan daha iyi olduğunu kabul etmek demekte. Ben Fuchs'tan bu nakaratı 25.ye falan duyuyorum galiba, aynı. Sadece hani şeyler değişmiş. Kelimeler değişmiş ama hani bütün fonetik hala aynı yani. Yine her zamanki gibi bir geleneği devam ettirdi Fuchs abi ve ritmi yine kaçtı. Fark etmişsindir. Hani ritim show esprimizden zaten hepiniz fark etmişsinizdir, daha doğrusu düzelteyim. Komik olmayan şakalarımız. Of, bit artık %23. Değil mi? Abi neden? Ben bunu çok sorguluyorum gerçekten. Hala her yayında parça verdiğinde, her hafta yani biz bunu söylüyoruz ama gerçekten abi neden ısrar ediyorsun? Çünkü tahminimce alıcısı da yok yani, ama şeyi gördün mü sen, onu da söyleyeyim. Fonetik şey yaptı ya. Size göre yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı, en iyi şarkısı falan. Ben gönderdim onu. Sen mi gönderdin bana onu? Bir şey Discord'a attın mı? Ha. Abi bildiğin kendisini etiketlemiş, yılın çıkış yapan sanatçısı Dr. Fuchs, en iyi şarkısı sallıyorum şu an. Telefon, işte yılın rapçisi Fuchs falan gibi seçip göndermiş bir defa etiye. Yani. Yani abi, Fuchs bu... falan yazıyor, kendisinin olduğunu bilemeyiz de. Yani, ya gerçekten bu üzücü bir durum ya. Bence de Okan. Hani biriktirip yayınlasın bizim sağlığımız için, tek seferde sileriz hafızamızdan diye. Bence de Okan ama büyük acı çekiyoruz biz yani böyle her hafta. İlerleyeyim mi, ne diyorsun?
Yani bu kadar uzun durmana şaşırdım. Bir sürü şarkı var zaten. Devam edelim. Şarkı mı? Tamam. Acı çekiyoruz. Şey gelsin o zaman. Olacak, olacak, olacak. Şey gelsin dediğim, sen de varsan Farazi ve Impala işlerine bakalım. Hızlı bir Tamam EP abi. verdiler ya. Hı. O zaman ilk olarak Impala ve Farazi şaka mı bu gelsin. Geliyor ya da. Evet, ben geçiyorum. Chat'ten de zaten geç kararlarını gördüm. Sen mi başlayacaksın? Ben ufak bir gireyim mi? Ne diyorsun? Sen ufak bir gir. Ya Çok giresin varmış gibi geliyor. ya Beat'i ben 90 nesli albümündekilerle kıyaslarsam, Farazi'nin son güncel işiyle kıyaslarsam, geçen yılın sonunda çıkmış işiyle, yani oradaki beatlerin yanında zayıf buldum. Ha, kötü mü? Hayır. Ama yani Farazi'nin kendi çizgisi içerisinde benim üst sıralara koyacağım bir beat değil. Albümün yapılış süreci şey değil mi? Farazi beatlerim var, EP yapmak isteyen yazsın dedi Twitter'dan ve Impala yazdı, öyle bu albüm ortaya çıktı değil mi? Doğru mu hatırlıyorum Ali? Şöyle oldu. Farazi dedi ki keşke aklıma gelseydi 20-20 bir şey yapardım, EP yapardım bir iktidar hazırdı. Bana onlar da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz dedi. Impala da tweet attı. Abi ben gireyim hemen 2 güne gönderirim diye. Sonra da albüm geldi. Gece yarısı. 3 müydü neydi öyle bir şeydi galiba. Anladım. Savai'nin vokalinden tiksindiğimi siz biliyorsunuz ama scratchlerini çok başarısız bulmadım. Hani MC'liğinden daha iyi scratch atıyormuş. Kabul. Ben liriklere değineceğim. Ya abi gerçekten hani Impala nispeten diğer hani kültür dava falan diyen adamlardansa, heriflerdense daha hani hip hop kültürüne yakın birisi de olsa abi gerçekten salsanız mı şu olayı ya? Sürekli işte kültür, işte hip hop'u sattınız, işte eril eril söylemler, hani tamam birileri pipisinden bahsediyor, ben de bundan çok sıkıldım hemfikirim Impala, ama yani aynı şarkının devamında da delikler melikler abi, neden 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 yani. Yani şu yok, şu kadar delik için şunu yaptınız, yok şunu yaptınız abi, gerçekten biraz hani erilleşmeden de rap yapabiliriz bence ya. Eleştirelken bile, hani eleştirdiğiniz şeyde bile aynı noktaya, hataya düşüyor olmanız çok benim garibime gidiyor. Hani bir orada evet siz bu tavrı eleştiriyorsunuz ama eleştirirken aynı tavırda hareket ediyorsunuz. Ya yani ben bunu asla anlayamayacağım ya. Söyleyeceğim bu parça hakkında bu kadar abi. Ben de Sabahin'in katlarını beğendim. Hatta daha çok olsaymış keşke şarkı içinde daha iyi olurmuş. Sadece girişte değil, devamını dinlemedik gerçi. Belki devamında da vardır Ya başka yerlerde. bir de Impala bazında şunu ekleyeceğim Ali, hani bölmedim değil mi bu arada? Yok, böldüm de eklesen yine. Özür dilerim. Şey hani diğer rapçilere göre okur yazarlık oranı daha yüksek olan bir rapçi olduğunu, hani paylaşımlarından, kendisinin işte Türk edebiyatındaki akımlara yönelik yaptığı parçalardan falan bildiğimiz bir ismin hani benzer hatalara düşmesi, hani hiçbir şey okumadığını bildiğim isimlerle aynı hatalara düşmesi beni daha da üzdü yani şu an burada. Hani daha yaratıcı sözler bekliyordum açıkçası yani. Abi benim yapacağım yorum Emir'den geldi. Dur bulacağım. Bu albümde ne Farazi ne Impala kendi seviyesinde hiç çıkarmış şeklinde. Ben de birebir katılıyorum diyorum. Altına da Ya şeyden imzamı hani atıyorum. Hexa diyen dedi ki şimdi eril dil falan da eleştirirsek Amerikan rap piyasası GG demiş. Ya şey var abi, yani oradakini de onayladığımı söylemiyorum ki hiçbir zaman. Orada da çok sıkıldım. Yani ben artık biraz daha tamam sokak müziği, halk müziği falan deniyor buna genel olarak ama yani ben biraz daha bu perspektiften çıkılması taraftarıyım artık ya. Abi sıkılmadınız mı aynı şeyleri dinlemekten yıllardır? Global de dahil olmak üzere. Ya bu perspektiften çıkarabilecek de birkaç kişi var zaten Ve Türkiye'de. Genel hani olarak entelektüel ve seviyesi çok yüksek isimler değil bizim piyasadaki isimler maalesef. Bunu ha Impala için söylemiyorum da hani ya Impala senin dediğin gibi oradan çıkarabilecek isimlerden bir tanesi olunca beklentiye giriyor. Ve evet hani Haluk'un ve Emir'in dediği gibi hani yani küfür etmek var, küfür etmek var ama yani eleştirdiğin noktada aynı hani aynı hataya düşmek üzücü geliyor bana. De çünkü ya ben artık gerçekten insanların penis boyunu dinlemek istemiyorum ya da insanların hani geçen haftalarda dinlediğimiz o malum şahsın EP'sindeki gibi hani önce 8 Mart duyarı kasıp aynı şarkıda 2 bar sonra o 8 Mart barından sonra başka birine destekli kariyerin sütyenin kadar destekli falan diye söz yazmasını ben duymak istemiyorum abi artık. Yani konu yine aynı kişiye geldi, ayrı mevzu ama
İlerleyeyim mi? Ne diyorsun? Bir şarkıya daha bakalım, bakacaksak albümde. Evet, erili olmayan küfürlü işler gayet duyuyorum ben de Zuhal ya. Ya illa küfür olması da gerekmiyor. Tamam, hani Sansar'ın meşhur sözü vardı. Dilekçe mi yazıyoruz falan mevzusu vardı ya. Evet, hani illa hiç küfür olmasın falan gibi Birol Güven tarzı bir söylemde bulunmayacağım burada. Ama yani neden? Yani neden durduk yere sövmeye başlıyoruz? Hani bu yerinde kullanılıyorsa çok okeyim de yani. Kelime dağarcığımız mı yok yani gerçekten? Ben ilerliyorum. Yine aynı albümden gelsin. Impala ve Farazi, Plan Yok geliyor. Kısa bir, ya 3 parçalık EP olduğu için hepsine bakarız bunun ya. Evet. Muhtemelen nakarat tekrar loop'ta gidecek ve parçadan çıkacağız diye ben fade attım. Yani mesela bu parçada abi görmek istediğim o lirikal seviye bu parçada var. Keşke nakarat olmasaydı bu arada. Nakaratı beğenmedim. Hani ve beat'te de o ton değişimi beni biraz kulağımı tırmaladı ama çok majör bir problem değil. 90 BPM cumartesi alternatif track dedi Okan. Aynı sample olabilir galiba. Ben de benzettim Okan bu arada. Ama yani görmek istediğim lirikal seviye bu ya. Yani Impala'dan. Hani bir önceki şarkıyla bunun aynı albümde olması işte benim bahsettiğim ironi yani. Ben linç yiyeyim mi? Yiyebilirsin. Benim Impala'dan görmek istediğim seviye bu değil ya. Ben bu seviyesi olarak bazı yerleri özellikle aşırı buldum. Sesim kesildi gibi oldu. Bütün olayı hiç geliyor mu şu anda? Şu an geliyor. Demin böyle bir hani yine klasik teşekkür ederiz TTNet, hala 2002'deki Afganistan'dan daha kötü bir internet hızıyla yayın yapmaya çalışıyoruz sayende. Devam edebilirsin abi. Ben yine gönderdim. Yani şey tamamdır. Impala'dan beklediğim hani söz kalitesi bu dediğin ya, lirikal kalite. Ben onu çok katılmıyorum. Ya bazı yerleri özellikle çok dümdüz hani hiç içinde bir edebi şey olmadan direkt çat diye neyse onu söylemiş. Ben biraz daha böyle yaratıcı cümleler bekliyorum bu tarz şarkılarda, yoksa bir yerden sonra baymaya başlıyor benim. Yok, burada anlattıkları okey. Burada şuna anlattık. Bitti sandım Mali, yine özür dilerim, devam et. Yok, anlattıkları okey. Tamam, çok güzel şeylerden bahsediyor ama hani onları sunuş şekli çok hoşuma gitmiyor benim, böyle dümdüz anlatınca lök diye ortaya koyunca. Ya ama ben senin ne demek istediğini şimdi anladım. Sen şeyden bahsediyorsun, konseptten bahsediyorsun. Evet evet evet, hani senin amacın mesaj vermekse bir öncekindeki mesajın abi kendi içerisinde çelişkiler barındırıyor. Hani eleştirirken eleştirdiğin kişiler gibi davranmış oluyorsun. Hani o açıdan sıkıntı var. Burada mesaj direkt olarak veriliyor. Hani erken dönem hani hip hop manifestosunda neyse olay hani bildiğimiz. Aynı şekilde mesaj çat diye veriliyor abi. Hani ama dediğin gibi daha kompleks bir rhyme örgüsü görmek ister miyim? Evet. Ama Impala'nın ve benzer ekol olarak gördüğüm hani şiir bazın falan delivery bazında yani bize sunuşu bazındaki bu tek düzeliğini ve dümdüz okumalarını ben zaten hep şikayet ederek söylüyorum, biliyorsun. Hani bu albüme ya da Impala özgü bir şey değil. Genel olarak Türkçe rap'te zaten bir flow sıkıntısı var. Benim bahsettiğim sadece o da değil. Mesela şimdi aklıma gelen ilk şey Sivri Tatsız şarkıları oluyor. Orada mesela duyduğunda hani nasıl bunu ifade edeceğim bilmiyorum da of ne yazmış dediğin sözler oluyor ya bazen. Hani öyle bir şey bekliyorum, ben onu bulamadım sadece. Ama mesela ben bu beat'i bir öncekinden daha çok beğendim. Evet, onunla aynı fikirim. Ama bu parçanın en negatif yönü aşağı ise çeken yeri nakarat. Nakarat abi, gerçekten kötü bir nakarat. Bana bir soru sorulmuştu, ona da kısaca değineyim. Boşluk Atar demiş ki, abi sence hip hop kültüründe süregelen homofobi ve seksistlik nasıl aşılacak? Abi sanatçıların önce bilinçlenmesi gerekiyor. Ya en basitinden hani ben Türkçe rap özelinde söylersem, Türkçe rap'in dinleyici kitlesinin bu kadar toksik ve zekasız olmasını, sözüm meclisten dışarı, ya sanatçılara bağlıyorum. Çünkü kendisini o sanatçıya yakın görüyor fan olurken o kişi. Yani sanatçı dolu olacak ki abi, kitlesi, fan base'i, kitlesi dolu olsun. Başka şekilde bunu aşamayız yani. Ve özellikle hani şey var. Bazı şeyleri döneme göre bakmak gerekiyor. Atıyorum ya, 1920'lerde yapılmış bir politik kararı bugünün social justice kafasıyla eleştirmek hatalı. Hani aynı şekilde hani 80'lerdeki Amerika ve siyahi ortamını öyle başladı bir şeyler diye. Hani bundan 40 sene sonra aynı şekilde devam etmek zorunda olmamalı. Bence güncelleyebilmeliyiz yani. Hani dönemine göre incelediğimiz zaman okey, ama bir şey hani döneminde öyle başladı diye aynı şeyi hani
töre gibi devam ettirmeye gerek yok bence yani. Abi konu dışı Eminem sunup beef'i ne olur? Üst oynayacağım. Yani oradan beef çıkmaz ya. Aralarını yaparlar onların. İlerleyeyim mi Mali? Ne diyorsun? İlerleyelim. Şarkıdan sonra çok kısa bir ara verebilirsek ben bir söz yakıp geleyim. Tamamdır. Şimdiden söyleyeyim mi? Ya işte. Yok köze demiyorum. Mali demiş ki varyasyonları Mali diyorum. Haluk demiş ki varyasyonları ile ilgili doğru konuşuyorsun ama hatası var demiş. Düzeltebilirsin Halukçum hatam göreyim ben de. O sırada ben ilerleyeyim parçaya. Impala ve Farazi bu EP'nin son şarkısı geliyor. Çirkin suratlar. Evet. Ben geçtim abi. Fade attım. Tamam. Cenk selam hoş geldin bu arada. Bu şarkının anakaratı çok kötü bu arada Feride. Hani diğerine göre daha güzellenmiş ama burada da hata var. Tonal hata var abi. Yanlış duymuyorsa kulağım. Hani Okan ve Emre gibi müzik bilgisine benden daha çok güvendiğim arkadaşlarım aramızda. Onlar da teyit ederler yanlışım varsa. Sen yorumunu yap istiyorsan abi o sırada hani ben birkaç şey daha söylerim. Sen gözünü Ha, yakmaya tamam girersin. okey okey. Tamam ben şeye katılıyorum ya bu şarkının nakaratının diğerinden daha iyi olduğunu ama diğerinden daha iyi sadece yani. Sen dediğin şey değil. Muazzam güzel bir nakarat değil. Genel olarak nakaratlarda sıkıntı var zaten albümde. Yani 3 kişi çıkarıp Salva'yı da keşke alsalarmış albümü. Geç olarak. Ha Gözde de buradan Belki de çıktı sandım. fırlarlarmış. Bu demin dediğim övgü Gözde içinde geliyor. Hı Konservatuvar ayağı hep beraber. Genel olarak ama EP'nin en çok sevdiğim şarkısı bu oldu. Ben ilk kez yayında dinledim EP'yi bu arada. Benim hani playlistim alacağım bir şarkı yok maalesef bu EP'de. Yani belki bu şarkı ya bir ihtimal. O zaman yorumun Ama bittiyse genel sen olarak şarkı. yorumlayınca senin en başta söylediğine katılıyorum şimdi albümün hepsini dinlemiş olduk. Farazin 90 neslindeki beatleriyle kıyaslayınca bu EP'dekiler hani onun kalitesine göre aşağıda kalıyor. Impala'dan beklediğim kaliteye göre aşağıda kalıyor. Yani başka iki isim çıkarsaydı muhtemelen beğenirdim de işte Impala ve Farazi Ya çıkarınca. ben linçleneceğim muhtemelen ama ya Farazi genel olarak ortalama MC'lerle çalıştığı müddetçe abi çok çok iyi işler. Hani klasik duyamayacağız muhtemelen yani. Genel olarak. Hani yıldız diyeceğimiz bir MC'yi görmüyorum kolay kolay Farazi beatlerinin üstünde ben. Evet, Cenk tetiklendi, başardım. Dur ben burayı izleyeyim de öyle gideceğim. Abi yazıyor şu an sadece. Şu an gözlerimizi kapatıp Cenk'in görüntüsünü getirelim okurken. Sevgi. O. Ya ben şeye giriyorum bu arada. Sen dediğin gibi gideceksen git. Yok ben şu Cenk'in rage'ini göreyim sonra gideceğim. Abi çok eğlenceli. Sadece ölüler görür Cenk Turlu 2020. Gir abi gir başka konuya girin diye. Abi yani Cenk hani ben şey seni tetiklemek için buraya girdim biraz hani ortalama MC konusunda ama yani ya kabul edelim son 30 yılın en iyi albümü hani bütün janralar dahil 90 nesli abi tamam ya Metallica dinliyoruz hepimiz tamam. Yani öyle bir açıklama o yani çok yakın. Cenk biliyorsun ben 90 neslinde senin tarafındaydım. Ama bu albümde Baykan'ın tarafındayım çok özür dilerim. Hard Rock iyidir tabii ki canım. Ama yani Boğaziçi Üniversitesi yeni atanmış rektörüne de sevgiler. Hani biz de Metallica seviyoruz abi. Ya ben biliyorsun bizi yakmadan rahat edemiyorum genel olarak. Metallica çok iyi. Mali gidecek misin? Hani Yok dümdüz gitmeyeceğim abi. ya hayır dümdüz Cenk'i. ya dümdüz bir geçeceğim bekleyeceğimize en az işini hallet diye diyorum. Ya ben çünkü Tamam albümle peki. bu albümden O çıkacak zaman ben özet geç. albüm Cenk'in hakkındaki rejimini özet geç bana. tamam geçerim. Bu albüm hakkındaki genel hani yorumumsa bence hani gerçekten albümün çok kısa sürede yapıldığı hani 2 günde falan kaydedilmiş galiba. Aşırı belli oluyor. Ben yetersiz buldum albümü açıkçası. Hani beatlerde de çok Farazi'nin kendi diskografisi içerisinde öne çıkacak bir beat duymuyorum. Ha, Impala'da ortalama yani işini yapmış. Her zamanki işini yapmış ama üstüne bir şey koymuş gibi gelmiyor bana yani.
ve nakaratlar çok kötü. Genel yorumum bu şekilde. Haluk, bu arada 90 nesli kötü albüm demiyorum. Son 30 yılın en iyi albümü mü sence diye soruyorum tekrar yani. Ha, mola geldiği için yayının başında sorulup bana tekrar molada hatırlat denen soruya geldik. Abi, Türkçe rapte gerçekten underrated bulduğun isimler var mı? Ve malum kitlenin herkese ama herkes underrated demesi hakkında ne düşünüyorsun? Örneğin Sansar underrated demeleri. Ya bu şeyden kaynaklı işte. Bu kelime bandwagon'ı da var ya abi. Hani popüler oluyor bir kelime, herkes kullanıyor. Ben de kullanmalıyım anlamını bilmesem de gibi bir olay var ya. Bu onunla alakalı. Ya underrated yeterince değer görmeyen demek. Overrated ise hani gereğinden fazla şişirilmiş demek kabaca. Ya Türkiye'de overrated yer yer doğru kullanılabiliyor. Yani çok dinlenen isimler ama mesela ya 3 milyon dinlenen ismi underrated yazılıyor. Abi ne yapsın? Grammy mi alsın adam daha yani illa. Hani underrated dediğiniz insan ortalama yaklaşık 10-15 bin falan dinleniyor olması lazım günümüz şartlarında maksimum ya. Maksimum ya. Cenk sendeyim, bakıyorum. Cenk chat'te de dinlenmiyor. Lil Baby bir şey oldu. Bu arada Deniz, Lil Baby kesinlikle underrated falan değil ya. Kesinlikle değil yani. Evet. En sevdiğim an geldi. Bak bir yayın odasına. Yayın odasına mı bakayım? Bir dakika. Aa, gitti. Cenk mi geldi? Yani underrated dediğiniz ya ana akım underrated denmez arkadaşlar. En basitinden size böyle söyleyeyim. Biraz daha indie janrından, indie dünyalarından çıkarırsınız yani. Cenk yayına yanlışlıkla girdim demiş. Peki. Abi yanlışlıkla oraya girmeyi nasıl başardın bu arada? Abi Sansar'ın son tweetinin SS'ini atayım mı, gülersiniz? Yani gerçekten istiyor muyuz bunu? Peki. Yani atın isterseniz ama ya. İstiyor muyuz bunu ya? Merak ediyor muyuz? İlerleyelim mi? Ne diyorsun? Cenk bir şey yapıyor. Ne yaptığını anlasam ilerleyelim diyeceğim de. Tamam, ben ilerliyorum. Şaka tamam şaka yapacakmış. Yapamadım dedi. Teknik sıkıntılardan dolayı şaka yapamadık. Tamam. Ben ilerliyorum. Sırada Tankurt Manas Bilmiyorlar EYM3 geliyor. Evet. Merak etmeyin arkadaşlar. Fade attım çok şükür. Nasıl buldun Mali? Çok şükürle girdiysen sen gir. Ya abi ya, çok kötü parça. Çok, üstünde çok bir şey söylemeyeceğim yani. Ufak tefek teknik yerlere girelim ama yani üstünde çok duracağım bir şey değil. Bir girebilir misin? Ben bir şey bakıyorum da şu anda. Dur, ben o sırada Kaan Rahim sormuş. Flex doğru tabir değil diye düşünüyorum. Biraz açıklar mısın abi? Bunun adı fast rap değil mi? Evet, bunun adı fast rap. Flex dediğim şey hani gövde gösterisi. Hani Türkiye'de ama yanlış kullanıldığı için fast rap'e flex dediler uzun yıllarca. Bu bunun bu kullanım hatasından kaynaklanıyor ve bilgi karmaşası. O kadar kötü ki dinlemekten zevk aldım ben. Bananacığım, sana çok güzel netlerim var benim ileride. Acı çekeceğiz hep beraber. Geldim. Çok kötü diyorsun, sonra uğraşıyor Sayın Ballas diyerek bizim kardiyak dramasına bir selam çaktı Gözde. Selamlar tekrar. Ya o konu konuşuldu, kapatıldı da yani dediğim gibi toksik fanboy Türkçe rapin en büyük problemi yani genel olarak. Ya biz ikimiz bizzat Discord'da konuştuk zaten kardiyakla yani. Hatta linç yediğimiz videonun altında kendisinin yaptığı açıklamayı sabitledim yani. Bizim yanlış yönlendirmemiz varsa. Özellikle bu AK Parti seçim şarkısı mevzusu bazında falan diye. Sabitledim. İsteyen gelip bakabilir yani ama dediğimiz gibi hani kraldan çok kralcılık zaten bir fanboyluk itemi yani, klasik. O durdurak bilmiyor mevzu yani. Ama bizim açımızdan konu çoktan kapandı zaten yani. Hani bizim açımızdan kastım iki sanatçı açısından söylüyorum bunu yani. Zemzeme demiş ki Sagopa ilk defa flex değil o fast rap dediği zaman Kurşun ve Tankurt Twitter'dan Sago'ya sallamışlardı. Yani hani bu iki ismin hani Sagopa ile olan bilgisini kıyaslayacak mıyız? Hemen Sagopa'yı da çok iyi bir müzisyen olarak görmemekle beraber. Yani overrated değil de yani mental olarak hala ben iyi durumda olduğunu düşünmüyorum abi. Yani çünkü mental olarak sağlıklı bir insan hani caz neymiş, yoga neymiş, namaz kılın falan gibi açıklamalar yapmazdı sanki ya. Tamam, geçmiş gitmiş bir dönem kabul ama yani çünkü şu yüzden diyorum abi, sen Türkiye'nin en ciddi plak koleksiyoncularından birisin. Oradaki caz arşivini hani
niye aldın bu böyle bir düşüncen varsa yani. Evet Mali, hazır mısın? Ben parçaya mı gireyim? Biraz korktum ya. Sen işle alakalı mı şeye bakıyorsun? Plak mı kovalıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Sadece bunu bizimle paylaşır Ya mısın? Çok merak ettim. oyun Yapmadığın şey değil oynamak. çünkü yani. Oyun oynamak. Ya oyun oynamak değil hani yayını salıp başka bir şey halletmek senin çok klasik bir işin çünkü. Hani şu an bir taraftan Abi, şu an bayağı ayıp ettim ya. İki kere bir falan yapmışımdır bunu yani. Ve şu an bir taraftan çok önemli bir toplantı şeyi yapıyor olabilirsin kaçırdım. yani. Çok önemli bir şeyi kaçırdım geçen yayın sebebiyle. Ona bayağı üzüldüm mesela. Bakmadı ona yani. Özür dilerim. Ben alayım sana diyeceğim de şu an param yok. Yok ki Alamayacağım zaten. zaten. Ben de son paramı Evet bugün harcadım biliyorsun. bugün paralarımızı birleştirip tütün aldık sanki az varmış gibi yani. O yüzden bu turluk beni pas geç. Tamam. Ben biraz korktum ya. Abi parça çok kötü ve hani ne anlatıyorsun abi sorusunu sordum dinlerken ve bu şey değil hani Fast Rap'i anlamıyorsunuz ve biz hızlıyız değil siz anlamıyorsunuz falan klişesi var ya bu öyle bir şey değil hani şarkı ne anlatıyor? Ha, konsept yine hep geldiği mevzu. Konsept ne? Bunu soruyorum. Ve dediğim gibi kim yaparsa yapsın globaldeki ünlü isimler dahil ben uzun süre Fast Rap dinleyemeyen biri olarak zaten bu parçanın alıcısı değilim. Sagopa konusuna nereden gelindi ya, ben komple korkmuşum. Şu an fark Şey ettim. Flex Fast Rap mevzusu var ya yıllardır bitmeyen geyik. Orada Sagopa o Flex'i Fast Rap diye doğru bir şey söylediğinde hani ilk tepkiyi Tankurt'la Kurşun vermiş zamanında sen ne saçmalıyorsun falan diye de ondan dedim yani. Hani orada Overrated olayını ha yok ben kaçırdım şey ben dedim de. hani Sagopa'yı da şu milletin abarttığı kadar önde bir müzisyen olarak görmemekle beraber hani Kurşun ve Tankurt'un yanında ho falan dedim ben ya ona geliyor yani o tepki. Yani Sagopa'ya overrated demek çünkü O çift koşmak falan gibi yani, o overrated değil kadar da. ama abi ben hani müzisyenliğini biraz tartışırım ya. Hani o caz yorumunun bununla çok etkisi var tabii yani de. Overrated falan değil. Ben onu tişört yaptıracağım ya, dur bir araya yapayım da yayına giyeyim. Cihazlar, bluzları. Unlucky 27 bit attı ve hello der dedi. Hoş geldin Unlucky'cim. Sagopa'da overrated deme kelimenin anlamını bilmekten dolayı olabilir ya. Ya evet yani bence hak ettiği değer mevzusu da çok saçma bir şey de yani bence değer gören birisi yani hani underrated demek de saçma çünkü yani kendisi gördüğü değerden memnundur muhtemelen yani. Hoş geldin onunla. İlerleyeyim mi Mali ne diyorsun? İlerleyin. Uf. Ben özür dilerim, dediğim gibi biraz korktum. Şimdi geldim geri. Bu off deme sebebim seninle alakalı değil şey playlistte sırada 6 tane parça var bu malum yine bayık Türkçe'de beefy dramasıyla alakalı Joker mevzusu. Ona biraz daha sonra geleceğim. Şimdiden bu çok ciddi IQ kaybı hani istemiyorum çünkü. Oraya biraz daha ilerleyince geliriz. Neyle ilerleyeyim? Şehinşah, darılmak yok geliyor. Evet. Geçleri de gördüm. Biraz da otoriteyle ben fade'imi attım ki zaten parçanın sonuna geliyorduk yani. Senden başlayalım madem bir öncekini pas geçtim bu sefer. Tamam. Ya bu galiba şeyin şans son dönemde dinlediğim en kötü işi benim. Ama işte şeyin şan bazı şarkıların kuntaberde olmuştu mesela. Böyle ilk dinlediğimde çok sarmıyor da belli bir süre sonra sarmaya başlıyor. O yüzden direkt böyle net şey yapmayacağım da, senin de yüz ifadenden anladığım kadarıyla çok sarmadı senin de. Ya aranje güzel ama o şey aranje değişikliğine gidilmeseydi abi ben çok çok daha erken fade atardım. Biraz da şeyi bekledim hani olacak mı hadi olsun diye bekledim biraz yani neyse ki o oldu. Hani aranje değişikliği aranjedeki trafikteki değişiklik gelene kadar abi ben açıkçası beat hakkında da iyi bir şeyler söylemeyecektim. Orada kurtardı. Bu konudan hani bir Okan hala burada mı bilmiyorum. Okan kadar anlamamakla beraber ben hani mix beni yordu. Hani vokal beni yordu ve bu flow'dan değil bu sefer mix tekniğiyle alakalı olarak yordu açıkçası yani beni. Ne diyebilirim? Şeyin şahı zaten genel sıkıntısı o ya. Niyeyse. Yani bu parçanın yoruculuğu vokal ve autotune tercihinden ziyade biraz parçanın mixiyle alakalı olarak bir yoruculuk var abi yani gerçekten beni çok yordu. Ya son dönemde dinlediğim benim en kötü şeyin şeyişi diyebilirim bunun için. Biraz yaz yağmurum 2 kafası alsam da yaz yağmurum kadar kötü değildi yani. Konuda kabul tabii ki. Yok ya, yaz yağmurum bundan daha iyi. Ya saçmalama ya.
Vallahi. Anket çok güzel bu arada. Puanlıyorduk ya. Alınmak yok, darılmak yok. Hasan Sabah beni ağlatma. Mikse lütfen para ver. Arda Gezer ne yapıyorsun diye bir anket var. Peki. İlerleyeyim mi? Ne diyorsun? İlerle ya. Düşünüyorum da yani yok. O zaman. Bossi fiyakalı yok oluşlar. Biz bunu dinledik mi sanki? Emin değilim de. Emin değilim, gelsin madem ya. Galiba dinlemedik ya. Evet, Fade geldi. Abi çok kötü bir beat. Ben bunu bir söyleyerek girmek istiyorum gerçekten. Üzgünüm, çok kötü bir beat. Ya beat, biz hep söylerim zaten. Ya benim için en başta hani beat kötü olduğu anda abi, geri kalanın orada çok çok büyük bir şey duymam lazım ki fikrim biraz değişsin. Vokal kullanımı da gerçekten kötü. Nakaratta zaten benim yüz ifadem çok şey anlatmıştır diye düşünüyorum. Emre Yücelen beğenecek muhtemelen tabii ki ama. Yani. Bu, Emre Yücelen'i gerçekten Yani önemsiyor muyuz? O da ayrı bir soru. netliğe girmişiz. Ya Bossi hani netliğe girmedik daha da, hani ya şöyle şöyle söyleyeyim, bizim gülüp eğleneceğimiz netliğe batağına girmedik de hani netliğeden geldi yani. Kanka sen işini, ben bir yayını kapatayım, sen işini hallet gel istiyorsan, yine durdu adam. Bana mı diyorsun? Evet. Bugün bir Bir durgunsun işim yok sen ya. oğlum. Sorgulayan gözlerle bakıyorum şu Tamam anda. Bir tamam. Bugün işim yok. Emre Ne Yücelen ayakta dinledik alkışladı gerekiyor? zaten. Beklerim. Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalı takip edin. O da Twitch'te yayınlara başlamış, ya da ben yeni haberdar oldum. Donmadım, buradayım, buradayım, Ha, donmadım. tamam. Bir şeyim kapandı böyle, beyin hücrelerim bir çalışmayı reddetti bir süre. Cenk Amerika'da darbe oluyor derken ne? Ya beni mi tutuyorsunuz şu an? Ya yayını salarım yani. Öyleyse bir dakika dur. Öyle bir şey olamazdı. Zuhal evet, her şeyi beğeniyor. Çünkü yani ve çok üzülüyorum. Bazı müzisyenler gerçekten kendisini kale alıyor. Çünkü şey oynuyor. Clickbait avcılığı o. Yani Oha ciddiymiş bu arada bakan. bunu bitireyim, geleceğim çok önemli haber de. Asla doğru notayı bulamıyor. Hani doğru tonu bulamayıp bak şu tonda okuyor falan deyip her şeyi beğeniyor ve işte clickbait avcılığı ya. Konuşamadım yine de. Çok çok evet. Şu habere bir bakayım. Bizim her yayınımız ya bir cenaze haberi ya darbe haberi. Allah kahretsin, lanetimle geldim Twitch'e de ya. Bu benim normalde özel hayatımın çok büyük parçasıydı. Mali falan biliyor. Hani ben bir yere vize başvurusu yapıyorsam ya bizim ülke ya orası karışır falan. Artık hani komple lanetimle geldim buraya da. Kongre binasını işgal etmiş protestocular. Biz Rahip Brunson'u falan da verdik. Trump acaba oraya bir şey diyecek mi? Hani Ankara falan diye. 8'de şey olmuş. Trump açıklama yapmış. Biz kaybetmedik, bizi susturmalarına izin vermeyeceğiz falan diye. Mücadele etmemiz gerekiyor falan keşmekten. Of. Sonra 22-20'de protestocular kongre binasını işgal etmiş. Tale of Cha MF Doom yayını olacak. Belirleyeceğiz de, ben işte biliyorsunuz. Hani Sincap'taki ünlem düzenli yayın bana da gelmesi lazım. Acilen. Planlamadık ama olacak yani o. Ben şu habere bir taraftan bakacağım ya, bir saniye. Odaklanamıyorum. Sokağa çıkma yasağı falan gelmiş diyorlar bazı yerlerde. Dur ben de bir köz alıp geleyim o arada Tamam sen tamam bakarken. tamam. Yine karıştırdın ortalığı Baykan. Bu sefer vize başvurum da yok ortada ama hadi hayırlısı. Gerçekten çok ya, Trump'ı seçtiklerinde ben Amerikalı arkadaşlarıma şey dedim ya, tamam biz 2002'de yapılan hatayı yaptınız demiştim yani. Gerçekten evde tutulan %50'ye kadar geldi mevzu bu arada ya. Biz yani biz nereye göç edelim arkadaş ya? Of. Yok veteran, o parça bende 6 yıldır var. Cannabis parçası o, hani tabii ki Allah uzun ömür versin ama ya o yalan olmaz. Evet, Real Eric Cartman başkan oldu, şoku yaşadım gerçekten ya. Bu arada South Park seyrediyorsanız o başkanlık yarışı sezonu da çok güzel bir sezondu. Çünkü biliyorsunuz uzun süredir şeyi bıraktılar. Hani bir sezon içerisinde devamlılık mottosuyla devam ediyor South Park. Ama veteran maalesef Sean Price'ı yakmışlığım var yani. Parçayı yayınladık, 15 gün sonra ölüsü geldi adamın ya.
Baykan abi kupan güzelmiş. Ya evet, üşengeçlikten bu tarz bir tercihte bulundum. Annemlerin yılbaşı hediyesiydi. Sevdim ve kullanıyorum. Cenk demiş ki Trump rally'de seçim sonuçlarını tanımıyorum dedikten sonra patladı her şey. Biden hala president elect olduğu için Trump'ın hala yetkileri var. Aynen, Ocak sonuna kadar Trump'ın yetkileri var. Bunlardan biri de Marshall Law ilan edip kısa dönem kararları bekletmek. Abi evet, yani bunu yapacağını bekliyorduk zaten ya. Bu arada. Ya çünkü ya bizim Trump'a çok yakın bir şey bizde var ya, hani malum. Hani alacağı kararları 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz, o yüzden. Herhangi bir olaydan. Klasik mottomuz geldi her yayındaki gibi. Nargile adam, sakin ol. Akapella hoş geldin. Abi konuşmamız gerekiyor gerçekten bu arada ya. Ya çünkü ya şey var. Silivri soğuktur mevzusu falan da artık hani ya, şakaya dönünce olay tamam, bir gülüyoruz ediyoruz ama ya yani şakaya dönünce gerçek vehametten de uzaklaşıyoruz ya biraz abi. Bence konuşmamız gerekiyor yani. Dolar düş, evet, bugün dolar düşerse demek ki Twitch yine ödeme yapacak bana. Ne zaman dolar olabileceği en dip seviyeye geldiğinde Twitch ödeme atıyor bana. Muhtemelen o zaman tamam, bu ay ödeme alıyoruz. Ben sana dolar konusundaki öngörümü söylemiştim Baykan bundan birkaç hafta Evet, önce. evet, evet. Ocak sonuyla ilgili onu bekliyorum ben. Ya maaşını dolarla mı alıyorsun Mali yani? Evet. Yani maaş denemez ona ama. Dolarmış, para çok ömelmiş. Yani dolarla mı alıyorsun maaşını kardeşim? Yarısı TL. Herkes PlayStation oynamak zorunda değil, biliyorsun yani. Valla ben PlayStation çok güzel aldım Baykan Bu ya. arada bir saniye Malicim, biliyorum ama Resmen bildiğin yani. bu arada şey var hani hala arka sıra bizdeyse diye, ünlem parodi, tamam. Devam edebiliriz. Ünlem parodi, pardon. Alman Parantez aç, parodi, parantez. parantez kapat, tamam. Şeyde hatırlıyorsun değil mi onu? Neydi dur. Alman Black Friday'inde, yani Black Friday'de Almanya'dan Emre getirmişti bayağı. Bu sıkıntı yaratacak bir şey değil herhalde, değil mi? Sonuçta. Değil değil. Hatta 4 Ha. geldi işte. Biraz daha bekleyip 5'i mi alsaydım? Evet, herkes aynısını söyledi. Şu an dörtlerin fiyatını görüyorsun abi. Benim aldığımın dört katına çıktı fiyatları. Hayatımda yaptığım en mantıklı yatırımlardan biri oldu yani. Ben şu an kara kara bu bilgisayar bu hafta 2 kez daha mavi ekran verdiği için en az kara kara onu düşünüyorum, nasıl bir çözüm bulacağım diye. Arkadaşlar zengin değilim. Bir Amerikanın derken yani Amerikan vatandaşının bir haftada belki de daha kısa sürede kazandığı parayı bir ayda kazanamıyorum. Zengin falan değilim. Ya ben bir taraftan Keşke zengin olsam. yanda bir sekmeden olayları takip ediyorum ama bence haftalık bir kez daha ertelemeye hazır değil. Cuma'da bir yayın daha yapacağız. Bence devam edelim mi? Ne dersiniz Çetlem Ali? Edelim zaten yani ne yapacağız şu anda? Şey Yok, açık oturuma dönüştürüp. aklım bir tarafta orada da açıkçası. Dur şeye bakacağım. Ben de bir Kitaba şeye bakacağım. bakacağım. Bu topikti, bu kimdi onu hatırlamıyorum. Ona bir bakacağım. Evet sen. Oo tamam, facia bir şey var. Neyse. Ben başlatayım mı ya da? Olur. O zaman maalesef Cumali Ceber Adam ve Kila Hakan'ın düeti aklımda anılar geliyor. Yine ben Kila olabilirim bu arada. Hatta olayım. Geliyor parça. Canımın canı, canımın gülü. Yakaladın mı orayı Nereye yakalayacağım Baykan Allah aşkına Mali? ya? Canımın canı. Hayattan soğudum şu an. Ben böyle bir şey çıktığından haberdar değildim bu arada. İlk Ben defa de burada gördüm. değildim ve abi gerçekten Halil Söyletmez dinledik bu yayında, bu da oldu ya. Evet güzel insanlar, nasıl buldunuz parçayı? Mali? Bu Bana bir rapem, şey sorma şu an ben bilmiyorum. bu rapemden çok sıkılıyorum artık. Son 30 yılın en iyi parçası geldi. Bu arada anonim bir arkadaşımızdan 29 bit geldi. Aa 29, tamam Emir hoş geldin. Emir'dir o. Öf abi, gerçekten bu adam sürekli bandana ve gözlükle nasıl duruyor? Şimdiden kafam pişti benim ya. Şeyi de soracağım. Ben gerçekten takip etmedim. Bu sene şey oldu değil mi? Yine yılbaşı magandalığı oldu değil mi? Çok yaşa. Evet beraber. Ama düşünceli olduğun için ama mikrofonu Çok kapattım. teşekkür ederiz. Oldu değil mi yine? Mutlaka oldu.
Abi gerçekten nasıl bir akıl? Oldu hatta benim aklımda şey var abi. Ben bu sene akıl edemedim. Önümüzdeki sene zaten bu karantina daha sürer yaza kadar muhtemelen. Yazın sonuna doğru. Anca herhalde tekrar normalleşir. Şey yapacağım. Uğraşacağım. Filtre yapacağım abi bir sonraki yılbaşına. Kili Hakan yılbaşı filtresi. Dışarıya böyle ateş ediyormuşsun gibi filtre yapacağım. Nasıl? Bence tutar yani. Blazing demiş, neden Magandalık diyorsun ki abi de? Ya bunu ciddi sormuyorsun değil mi Blazing? Yani çünkü gerçekten yılbaşı kutluyoruz diye her sene hani kuru sıkı veya değil fark etmiyor. Yani sıkmak yani gerçekten Magandalık ya çünkü. Çünkü onun açıklamasını kuru sıkı, bu devlet buna burada izin veriyor kutlama için falan diyor ama yine de saçma abi, neden yani, neden? Dünyanın en manasız hareketi yani. Parçaya da gelelim biraz. Yani gerçekten ben neden böyle bir şey dinledim? Bunu sorguluyorum şu an. Bu arada şeyden falan iyi. Killian'ın verse'leri bazında söylüyorum. Echo Fresh'le yaptıkları verse'ü, Katliamlar, Fight Club 2'ler falan, onlardan daha iyi verse'ü var Killian'ın burada. Ama Yapma. nakaratı Halil Söyletmez okuyor abi zaten yani. Ali Söyletmez Kila Kanan daha iyi bu arada. Ben Kile'yi beğendim demiyorum da yani bak şunu algılaman gerekiyor kanka. Bak söylüyorum. Fight Club 2'den iyi okumuş diyorum bak. Hani çıta bu yani, anladın mı? Katılmıyorum. Abi her gece bir şey gece bir şey gece Uzay. Uzay bu uzay. mu yani daha iyi Hayır, siz yapmıyor hiçbir şey. anlamıyorsunuz müzikten de. Şey, gerçek. Adam çok iyi. Peki. Ya. Abi bir de Başım ağrı girdi gerçekten. rap şarkı çıkaran YouTuber ekolü azalarak bitse keşke ya. Keşke ya. Daha şeyi var bunun, bekle şimdi. Kilakan girdiyse bu topa kafalarla da yapar bir şey. Ya buradan Exxen'e sesleniyorum. Acun abi. Ya bak, Orkun Işıtmak'ı aldın. Teşekkür ederim. Kurtardın. Enes Batur'u aldım mı bilmiyorum da. Yani bak, ben yaz bana ne olur. Ben sana bir liste vereyim. Onları da al, temiz YouTube olsun. Ne olur, ne olur. Ne olur. Yani. Bak o aşağı olmuş mesela. Sen seversin. Gördün mü onu? Ya gördüm, belgeseli geliyormuş. Ya o 15 yaşında çocuğun hayatını anlatacakları bir belgesel. Hani şey, belgesel 4 saniye değil mi? Doğdu ve bitti böyle. Yani. Bu bilgi gerçek mi? Şey, keşke YouTuber rap Hani... parçaları bitse dedi Enes Batur feat'i olan adam yorumunu diyorsan gerçek, sen demiyorsun ki ben Hayır hayatta hayır kalma hayır içgüdüsüyle hayır adımı gizleyerek öyle bir şey imza atmış bulundum hayır. zamanında. Hayır o değil o değil. Halil 2012'de Türk Rap FM'de program yaptı. Rap'in içinden geliyor yorumu gerçek mi? Ya ben Türk Rap FM dinleyicisi ve takipçisi olmadığım için bir fikrim yok. Doğru denmiş. Bu. İran'dan kaçak olarak gelmiş. Abi tamam da bu belgesel yapılacak bir hikaye mi ya? Canımın gülü değil mi? Onu ben de bir süre aşamayacağım ya. Canımın gülü, gülümün canı. Öyle bir şeydi ya da. Of. İlerliyorum ben ya. Ne olur Allah aşkına. Ama bundan daha iyi bir şey gelmeyecek. Biliyorsunuz, Boğaziçi'ne atanan bir rektörümüz vardı. Onun rapçi versiyonu gelecek bugün. O da albüm yaptı. Kendisini çoğunuz Nihat Hatipoğlu ile olan düet performansından tanıyor. Ve Rap'e Kayyum diye bir albüm yaptı kendisi. Evet, G-Flow'dan bahsediyorum. Abi ya, gerçekten hani AK Partili ve Almanya'da yaşamazanı geçtim abi. Kayyum'u iyi bir şey sanıyor adam bak. Rap'e Kayyum diye övünerek şey veriyor. Abi bak, Kayyum iyi bir şey değil. Evet, bir saniye diyorsun, bunu Cenk de söyledi. Hakkını vereyim Twitter'da. Bunu kim ekledi buraya? Ne o? Şu an gayet ciddi bir şey soruyorum. Bu bota ben ekranda gözüken gözlüklü abiye katılmıyorum. Kim ekledi buraya? Ben ekledim. O biliyorsun, Ama seni kaybetmesin. NBA yayınlarında Burak'ı kastederek uzun saçlı abi falan diyor. Cenk'le olan da başka bir şey diyor. Her konuğumu o bu bot onu diyor yani. Hiç hoşuma gitmedi bu. Evet, darbe, gerçekten darbe deyince triggerlanan tayfa kayyuma okey deniz bu arada gerçekten ya. Hani o ne güzel kayyum atadık, o belediye bize geçti falan. Abi bu iyi bir şey değil ve adam rap'e kayyum diye albüm yaptı ya. Ah. Benim çarşamba gecesi ne işim var burada ya? Daha iyi planım mı var? Ya evet, gerçi bundan çok daha iyi planlar var. Düşündüm de. Uf, ya Türkçe rap sal bizi ya. Uf.
Ben baştan kariyer tercihimi çok yanlış yaptım. Bunun farkındayım. Neyse. Ben baştan arkadaşlık tercihlerimi çok yanlış Sen yaptım. de çok haklısın. O zaman bu abimizin ilk parçası gelsin. Ondan da iki parça aldık. İlk parçayı veriyorum ekrana. Bir saniye. Veremedim bir. O zaman ilk olarak G-Flow'dan Autotune Shard isimli parça geliyor. صليل الصوارم نشيد المباه ودرب القتال طريق الحياه فبين اقتحام يبيد الطغاه وكتيم صوت جميل صداه Evet, bu tatsız şakayı yaptığıma göre size gerçekten parçayı açabilirim. Yapmasam ölürdüm, üzgünüm ya. Banlanıyorsak da böyle banlanalım ya. Mali parçayı baştan açacağım, biliyorsun değil mi? Ben senin söylediğini duymadım bu arada. Parçayı baştan açacağım, biliyorsun değil mi? Niye? Yayının tekrarında görürsün. Duymuyorum hiç. Yayın tekrarında görürsün. Sen 2 dakikadır bu parçayı dinliyorsun, farkındayım, ama ben orada bir trollük yaptım. Yani. Ne yaptın? Kimse... Ne oldu ya? Ne oldu? Ya ben parçayı başlatıyorum deyip ben de parçayı sesi söyleme onu dur dedi. Evet, Yasin sesi söylememem gerekiyor, doğru söylüyorsun. Yayına farklı bir şeyin sesini verdin de ben. Evet, banana kanalı patlatacağım, farkındayım. Yo, olmamış gibi davranıyoruz bu an. Hadi tamam. Ya biri bana özelden yazsın gözünü seveyim ya. Tamam. Ben bu sırada parçayı normal olarak bu sefer gerçekten vereceğim. Ama orada da kıyamadım kendimi. Bir şey yapacağım bir saniye yine. Aa, sildim mi ben seni ya buradan? Tüh. Aa, eklerim gerçi. Tamam, biri yazsın abi, dur bir dakika, yazdı bir. Daha yazmayın, dur. Bir saniye Ha, ben arkadaşlar. onu, tamam, ben duymadım onu, tamam. Tamam. Ben yine bir ayar yapacağım için. Kısaca. Ben Watch Together'dan dinlediğim için duymamış olabilir miyim acaba? Evet. Ben onu Watch Değil Together'dan mi vermedim yani? çünkü. Tamam. Tamam, okey. Seni de şaşırtayım dedim. Bir saniye. Ben yine bu parçayı en azından şöyle dinlemek istiyorum çünkü. Madem bu kadar da trollük hakkım olmalı benim yani. Ya benim başımı yakarsan benim bir ton beklediğin işlerim falan var. Beni Yok uğraştırma yok ya. yok Vallahi yok. vallahi billahi. Vallahi. Yok, parçayı veriyorum, tamam. Gerçekten parçayı veriyorum. Gerçekten yetti bu arada ya. Üf. Abi çok seviyorsan gelsene Türkiye'ye, biz gidelim Almanya'ya. Hani çok klişe bir muhabbet biliyorum ama gerçekten ya. Hani Bunun ezel. onunla bir alakası yok şu anda da. Abi albümün ismi Repe Kayyum. Sence alakası var mı AKP ile bu arkadaşın? Hayır. Türkiye'ye gelmesiyle şarkının bir alakası yok. Şu an bunun gömülecek 1 milyon yeri var senin söylediğinden önce. Ben niyet okuma yapmayacağım dedim de, ben J-Flow'un böyle bir şarkı yapmak isteyip ulan ben bunu yaparsam sırıtır, ben yapamam deyip bu şarkıyı yaptığına emin gibiyim şu anda. Ya da çok sinirlendim şu an, bilmiyorum. Hepsi mümkün. İki kez aynı şarkıyı dinledim Baykan. Özür dilerim. Hepsi çok mümkün bu arada. Yani. Dalga Dünyanın. geçmek içinse iyi değil. Ses için özür diliyorum. Çakar, hoş geldin. Of. Evet, şit şit belediyeler benle, şit şit oylar yüksek Balenciaga. Gerçekten şarkı özeti, hani şarkıda bu kelimeler geçmese de bu yani gerçekten. Ya ben Fuat abiyle olan parçayı dinlemek listeye aldık ama ben onu duymak istemiyorum abi. Gerçekten duymak Yok istemiyorum. yok, aç 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 aç, onu da dinleyelim Yok, ben onu duymak istemiyorum ya. ya. Yok yok, aç aç lütfen. Ben rica ediyorum. Eğer varsa, bugüne kadar hiç otorite kullanamadım. Yarı otorite şansım varsa dinlemek istiyorum Tamam, açarım ama yani ben bu şarkıya ne diyeyim ki abi yani. ben. Hani müzikal manadaki olayı falan da geçtim abi. Yani Refe Kayyum ve şey var, hani nerede politik rapçi var falan, hani Autotune adı altında Ezhel'i falan mı istiyorsun abi sen yani, gerçekten mi? Evet, Cenk Ford. Ya Abi gerçekten mi G-Flow'la ilk şarkı yaptı galiba.
Yanlış bilmiyorsam. Albümün ilk şarkılarından. Ya ben evet Fuat abiden Fuat abi ben G-Flops'u hatırlamak istiyorum gerçekten Maliz. Sen istemiyor musun? Yok abi, ben bir tek o şarkıya baktım çünkü, o yüzden. Tamam Albümde bir tek o şarkıya seni baktım. kırmayacağım yine maalesef Kayyum abimizden geliyor yine yeni parçamız. G-Flow featuring Fuat Ergin Panzer Karesi geliyor. Ben durdurdum durdurdum. Fuat abiye geçeceğim tamam da yani öf, sen de mi çok Eminem dinledin bu ara abi? Öf. Tamam durdurdum abi. Direkt Fade falan uğraşmayacağım. Durdurdum. Mali ne yapıyorsun bize Al ya? sana kürekle beat switch istiyordun ya haftalardır. Üf, Abi kürekle al müthiş. istedim. Müthiş müthiş müthiş. Abi açıklamalarda sözler var. Sözlerde bir sürü hata var. Sadece şeye takıldım. Ve kelimesinin yazımı yanlış. G-Flow kısmında. Fuat abinin de son Alevi. dörtlüğün başında son dörtlük yazıyor abi. Silmeyi unutmuş onu G-Flow büyük ihtimalle. O zaman bir şey soracağım Ali. Hani bu hatayı yaptığına Karanlık bir göre bir dakika. suratını Bu hatayı yaptığına göre sana bir soru sor. Bu hatayı yaptığına göre sence G-Flow hangi partinin seçmeni? çizdim. Yorum yok. Karanlık bir suratını çizerim. Son dörtlük doğum ölümün olmadığı bir an var mı lan diye açıklamalarda böyle yazıyor abi sözler. Son dörtlük. Abi, yani Fuat abi de kurtaramamış yani ve yani Fuat abinin verse'ü de burada yani G-Flow'a ben sanırım G-Flow'a yazıyorum ya ben deyip yazmış yani galiba. Ayıp olmasın diye yazarken. Herhalde ya umarım böyle gelişmiştir şarkının hikayesi yani. Ama şarkıyı Ben Fuat şu abi de kurtaramıyor yani. kürekle switch'e atmak istedim üstüne, o yüzden. Bir tek çünkü bu şarkıyı dinledim ve kapattım ardından çıktıktan sonra. Evet Cenk yani çukur parçası da bu da yani gerçekten Fuat abi ne olur düetlere dikkat abi ne olur bak seni çok seviyorum ama ne olur ya ilerleyeyim mi? Evet. Başka var mı şarkı bundan? Yok bundan iki parça almışız onlar da bunlar ikisini de bu kadar dinlemek bile yetti bana zaten abi. G Flow Art diye parça var albümde eyvah eyvah. Ben albümü şöyle boş bir vaktimde baştan sona dinleyeceğim, çok merak ediyorum. Abi ben o boş vaktimde tavanı izlemeyi tercih edebilirim muhtemelen bunu dinlemek yerine ya. Daha verimli. En azından hayal gücüm gelişiyor hani. Hani Tamam, tavandaki güzel badana bir tam bir izlerinden hani şekil yaratmaya falan çalışıyorum ve çizim mizim yaparım ya da ne bileyim. Asla beat yapmıyorum bu arada fark etmişsindir. Saldım galiba. Abi gerçekten ama ben rap müzikten ciddi manada tiksinmeye başlıyorum ve bu hiç iyi bir şey değil yani mesleki olarak. Hafta sonları zaten sanki hafta içi dışarı çıkmışız gibi de çok fazla. Hafta içi ben çalıştığım için çok vaktim olmuyor. Hafta sonu vaktim olduğunu yapmak istediğim iki şey var. Sana şarkı yapacağım, bir de beat yapmayı öğreneceğim. Senin yerine ben yapacağım. Cenk Biri demiş gelirse ki bana paslarsın en azından. kongre binası güvenlik telsizi binanın kontrolünü kaybettik. ABD GG abi ABD GG demiş. Oo, bırak hoş geldin. Dördü Dumanyak demiş ki Fuat Ergin'e iyi rapçi değil diyen biri var Baykan abi chatinde. Abi Ben ben onu de değil. gördüm abi ve görmezden Ya şey gelmek değil istedim. hani Çünkü o tartışma çok zor. ya tartışma çok üzere geçtim abi hani ben Fuat abinin Türkiye'deki GOAT MC olduğunu düşünmekle beraber karşıt görüşe de saygım var abi hani adamı Yok, ben de aynı düşünmüyor saygısızlık diye için demedim onu. banlamayacağız tabii ki yani. Saygısızlık için demedim. O anlamda söylemedim bu arada. Kafam durdu, yanlış bir cümle kurdum. Mesajı içeriğin değil, mesajın kendisini görmezden geldim ki uzamasın konu diye. Çok derinleşiyor öyle konular çünkü Evet. konuştukça. Ya şu benim kafam hala bir taraftan da şu ABD mevzusunda da neler oluyor diye ona ayrıca yayın sonrasında çökeceğim o işe galiba. Yani bir bakacağım ne oluyor, neler olmuş. Çünkü gerçekten bu zaten Kongre gecikmiş binasında. şeyim. Bunu da burada kesip hani olaylara bakalım dersek Cuma günü çok büyük acı çekeceğiz Mali. Ben en azından bitirmeye çalışalım. Kongre binasında biri bulunmuş, doğru mu? İşte hani bundan bahsediyorum. Ben de merak ediyorum bir taraftan ama. İlerleyeyim mi? Ne diyorsun? İlerle ilerle. Bir an önce bitirelim. Ben de bir haberlere Evet bakacağım, evet merak evet bir an ettim. önce bitecek gibi de değil. Maalesef yine yeni yıl diye üstümüze parçalar fırlatılmış resmen ya. Murda gerçek geliyor. Abi gerçekten mi? Gerçekten mi? İmpala sözümü geri alıyorum. Senin hakkında söylediğim. Abi bak sosyal sorumluluk parçası yapıyorsun. Ye moruk evet benim param gerçek diye söz var içinde. Gerçekten mi? Ve hani rest in peace. Hani rahmetli ODB. Ne alaka abi ODB? Abi yani bir önceki albümde Murda'nın şey sözü var, yanlış hatırlayabilirim şu an sözü de,
Şahdı sen de vericisin eminim falan diye sözü var yani çok. Evet evet de abi zaten bu parça bak yani. bak Mali o öncesinde böyle bir sözü olmasına geçtim hani ihtimal vermiyorum da hadi her insan değişebilir diyeyim. Abi sosyal sorumluluk parçasında ye moruk param gerçekten ciddi ve gerçek diye söz var. Bak sosyal sorumluluk parçasında parasından bahsediyor adam. Gerçekten mi? Ve beat hani çok sevdiğim bir klasik parça ve eğlencelik bir parçanın beat'i mi gerçekten böyle bir tercih yani? Gerçekten ODB'de ısrarcı mıyız abi sosyal sorumluluk projesinde? Sen bir mola falan vereceksen ben bir tur ODB dinleyip kendime gelmek istedim şu an ama sen bilirsin. Yok açalım beraber dinleyelim. Yani ya bu ya gerçekten bu parçanın beat'i sosyal sorumluluk pop projesi mi şu an yani? Dur diğer taraftan linki alıp getireceğim. Şey bu arada bir şey diyeceğim. Şok yapasım geldi ama üşendim. Siz ODB'nin parçasının başında da astral tag'i koydum varsayın arkadaşlar. Ben global her parçada bunu yapmayı planlıyorum yakın zamanda ama onu kendime stok ses olarak bir yere eklemem lazım yani. Ya gerçekten bunu şeyden dinletiyorum. Bilmeyen varsa değil. Abi bu parçanın beat'i sosyal sorumluluk ve lirikler ne alaka? Gerçekten ne alaka? Yani gerçekten şey değil hani şakasız ben hani bilmeyen varsa aranızda çünkü maalesef hani global rap çok Türkiye'de ilgi çekmiyor. O yüzden açtım bunu. Yani gerçekten emin miyiz bu parçada bu beat'in olması gerektiğine ya? Yani sözlere değinmiyorum da zaten. Daha fazla. Gerçekten abi. Evet, o zaman ben de oraya girecektim. Dünyanın en sığ müziği ya. Evet, I Like It Raw. U baby, I Like It Raw diyor burada parçanın orijinalinde ODB. Gerçekten abi. O zaman Ben çok doğru. sözlerine baktım, doğru mu hatırlıyorum Yo, diye. doğru hatırlıyorsun. Hani ben artık abi cringe'den ona değinmeyi unuttum zaten. Gerçekten hani. O baby, I Like It Raw parçanın. Hani ana mottosu bu parçanın yani. Gerçekten abi ya. Türkçe rap ne yapıyorsunuz? Türkçe rap beyefendi. Üf. Bari biraz eğlenelim abi. Ben nette batağına giriyorum bir iki parça. Gir gir Allah aşkına gir. O zaman logolarımız gelsin nette özel. Silvana, CMB. Logo gelsin. Hapis at oraya. Yap bir Aynen şeyler ne aynen. olur. Bugün hapse girecek miyiz emin değilim ama ben nette edineceğim için logolarımızı getirdim. Çok fazla yok zaten. Birkaç tane aldım. İlk olarak TJ 01 Çat Çat Rap isimli parça geliyor. Gerçekten bu arada. Fade attım merak etmeyin. Geçtim de. Ben şu an şunun mutluluğunu yaşıyorum. Benim biliyorsun yayını açmak için Berbat Şarkılar playlistime bir şarkı daha eklendi bugün. Ben bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ben şarkıya geçtiğin için seni kınıyorum ben. Biraz daha dinlemek istiyorum Tamam. şarkıya. Chat izin verirse. Dinleyelim mi chat? Ne dersiniz? Dinleyelim. Bak dinliyorduk geldi. Tamam, devam ediyorum. Abi yok artık nakarata katlanamayacağım ben geçtim. Hani zaten net de edebiliyorsunuz. Ciddi yorum asla yapmıyor. Sanki programın kalanında yapıyormuşuz gibi. Abi bu arada bir daha yani. Bir Bir dakika. daha, bir daha. Bu Dur. arada Bir şey diyeceğim. Bir dakika durdurdum. Yalnız bir şey diyeceğim. Hala Levo'nun kebapçı reklamından daha iyi biliyorsun değil mi? Çağır evet, bu çağır arada gelsinler. Baboş kebabı yesinler. Hala ondan daha iyi yani. Bu arada ezberlemiş olmam. şey Kebapların söyleyeceğim ust ben de Levo sonra. hatta şey diye giriyor ya. Ah kebapların ustası falan diye giriyor ya böyle. Kebaba ne koyuyorlar acaba? Dur geliyor. Gerçekten Mali yeter daha başlatma. Gerçekten yeter. Can çekişiyorum ne olur. Ben kararımı verdim. Günün en iyi Diyordum ya parçası. aradan vakit geçsin. Yok aradan vakit geç... Ben bu arada yayından sonra dinleyeceğim bunu. Çaktırmadan sesimi değiştirerek bir şarkı kaydet demo olarak göndereceğim diyordum ya. Nette. Nette şarkısı göndermeye karar verdim. Abi yapalım trollüğüne Nette'ye albüm verelim istiyorsan. Yani gerçekten hiç biz değilmişiz gibi çok eğleniriz Olur. yani. Ben Olur. Nette sözlerini çok Sen rahatlıkla zaten okurum alışıksın o yani. tarz beatler yapmaya. Doğru söylüyorsun. Ya bunun üstüne bugün çıkamayacağız muhtemelen ama yine de gelsin. Daha önce de abi Nette'de çok ünlü bir grubun da ismi çalındı demiştim ya yine aynı abiden parça geliyor. Pantera Tunga geliyor yine. Parçanın ismi de Ching Ching. Ya gerçekten. Bu arada sevgili Boğa Selektörü umarım Pantera da seviyorsundur. Biz burada bunları da dinliyoruz. Yani gerçek Pantera asla değil ama. Geliyor. Ben bunda fade attım çünkü şey var.
İsim komik, bu ismi hep güleceğim. Pantera çünkü yani. Ama bir önceki şarkıda aradığım tat bu parçada kesinlikle yok. Hani çok kötü parça tabii ki ama istediğim tat bu, tat bu değil benim abi. Ben şey istiyorum, hapse girmemizi istiyorum. Böyle dürüm üstümüze çiğ köfte alsınlar istiyorum. Ama sana şeyi soracağım gerçekten Mali. Yani Sonra. nette dinlerken aşırı bağıran IQ'suz yayıncı izliyormuş hissi sende de oluyor mu? Bende çok oluyor. Hani inanamıyorum abi, ben asla bağırmayacağım da var. İnanamıyorum abi, ne oldu falan deyip böyle Valorant oynayan tayfa var ya. Şu anda bağırmamasının tek sebebi içeride ailesinin oturması, ben sana söyleyeyim. Yoksa bağıracaktın yani. Asla hayır. Yoksa bağıracaktın. Bu arada yanlış anlaşılmasın, Direncan diss değil yani. Direncan'a zaten yüzüne ben Euro Truck şakası yaptım yani yayında. Çünkü drama bol biliyorsun. Of. Ya peki şeyi çağıramayacağız şimdi. Mansur Yavaş başka bir yayıncıya gitmiş de biz de böyle Pelin'e gitti. belediye başkanlarından birini bağlayabilir miyiz acaba? Abi benim netteyle aram iyi. Ben istiyorsan sana Harran Belediye Başkanı'nı yayına getirtebilirim. Yani sonuçta Mansur Yavaş Şey. ülkenin en popüler belediye başkanı haliyle Pikuyu'na gidecek. Yani bana mı gelecek? Kayyum dışı birilerini bağlayabiliyor muyuz? Barzani'yi getireyim mi? Sanki çok alakamız varmış gibi. Ya gerçi bizim Discord'umuz zaten biliyorsun. Hani şehir konsepti. Hani vali olarak ben geliyorum. Böyle de çözüm bulabiliriz yani. Mantıklı değil. Ben sevmedim. Ya bari bir ilçe belediye başkanını falan bağlayalım hani. Israrcı Gençlik kolları başkanı falan. Hani mısın? O sen ol. muhallim muhtarı. Bana onun için güzel şakası geldi. O sen ol Barzani. Sevdiğim tatlı. Ama burada ırkçı bir şaka, ya ben yapmadım en azından, benim ırkçı bir şakam yoktu, ben siyasi bir şey söyledim. Irkçı şakayı yapan kişi Bir Baykan'dır. dakika, ırkçı şaka falan yapmadı ki ya. Abi Allah aşkına, koskoca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve haliyle yolsuzluklara müdahale etmesiyle de halkın gönlünü kazanmış Mansur Yavaş'a vereceğim örnek tabii ki Harran olabilir gayet. Yani Harran Belediye Başkanı gayet olabilir Yok, bence yani. netteden oraya bağladın ya birazcık, hani o şey oldu yani. Yani Bir şey demiyorum. asla bir ırkçılık yok. Bu kanalda ırkçılık yok yani. Peki. Öyle diyorsa öyledir. Tabii ki olmayacak abi. Of, yoruldum. Daha da bayağı Balkan parçam var. overrated mıdır? Anketi açalım. İlerliyorum ben abi. İlerleyelim. Yine netteydeyiz. Han Hes ve Markonizm İzmir isimli parça bizlerle. İzmirli arkadaşlarım hazır mısınız? Evet abi, ben durdum. Ha, şey yani ha kısmına ne diyorsun? Müthiş bir vurgu değil mi orası? Oradaki vurguyu aldın mı? Aldım aldım. İçimde hissediyorum şu an oradaki vurguyu. Dur bu arada İliklerime kadar hissediyorum. ben bir atıma bakacağım bir saniye. Yok, gitmiş. Bu şekli 500. kez yapan Balkan varlısın. Her seferinde de güleceğiz buna biliyorsun değil mi? Hadi son bir tane daha netlerim var. Ve bu arada arkadaşlar nette de şey de var. Arda Gezer şeyin Şah Eline Dağ nedeni var da kliple gelmiş de onu zaten dinledik diye atlayacağım yani açıkçası. Klip gelmeden dinlemiş olduk biz onu. Onun için netteden bugün gelecek son işimiz. Ya şey var, ileride yine Serin Karataş, Deli MC gibi Nette'de göreceğimiz bilindik isimler var ama hani Nette'den bilmediğimiz dünyalar getiriyorum ya size. Oradan son işimiz Ice, Ace ama E ise hani asla ezel değil. Ace ve Samko yanlış alarm geliyor. Abi bu arada ben geçtim. Arkadaki lastik sallamak müthişmiş. Yani lastik herhalde o yani. Ay ya. Of. Senin beatlerden aldıkları basları arkadaşlara vermiştir. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Abi neden uyurken kayda girdik peki ya? Uyku yani gerçekten zaten saat ilerliyor. 11.30 olmuş. Uyuyordum yani gerçekten. Başka ne almışım? Bakıyorum. Deniz Anelka diye birisi yine var listede ama dinlemeyeceğiz. Hani ismi de daha geçti. Evet, bana gerçekten ben de kimseyi fiziksel görünüşle yargılamayı istemiyorum ama Bigo, Azar gibi yerlerden kadın birey arayan tipler bunlar gerçekten ya. Arkadaşlar bu arada gerçekten ban yemeyin, zor açılıyor bu kanalda ban. Dilimize dikkat. Ankete baktın mı?
Baykan adam mıdır? Banlanmak istiyorum. Tamam. Ban yemeğim biraz şey oldu yani. Tamamdır. Oh. İlerleyeyim mi? Ne diyorsun? Normal listeye. Lütfen. Tamam. Ha, normal listeye mi? Yok ya. Bir nette daha dinlerdik ya. Yok mu? Yok ya. Saldım. Bugün zaten yine uzun uzun başka yerlere gireceğiz. O zaman Goblin. Ufak bir hikaye geliyor. Okey. Bana zaten çok geç geldi. Hiçbir şey anlamadım o yüzden. Yine bir 15 saniye gecikmeli geliyor da ben. Okey, tamam. Abi ne dinledik? Tamam, eğlencesini yapmış abi de yine de ne dinledik? Neydi bu? Hani bak, burada sık sık övdük. Hani Goblin de bu niye, neden Goblin? Neden? Ya klipten ötürü parçayı ciddiye alamamaya geçme. Parçada hani lirikal manada da hani o oluşumu kestim falan yani. Ya kendisi de zaten hani parça sonu demiş daha iyi son olabilirdi falan diye de neden, niye böyle bir şey var yani, neden biz bunu dinledik, şu an bunu sorguluyorum yani. Neden Bulgari diye bir şey yaptın? Bu parça arkadaş arasında kalmalıydı, evet. Neden Bulgari diye bir şey yaptım abi, ben hani Bulgari'yi ben kaydetmedim biliyorsun değil mi? Yani. Tamam yani ya, eğlencesine yapmış adam yani. Şey eğlencesine diyeyim. Ben senle dalga geçtim orada yani. Şarkının adı neydi bu arada? Ufak bir hikaye. Daha Çakar demiş ki daha iyi. Yarısını dinleyemediğim için. Çakar demiş ki daha iyi son olabilirdi, bize gönderme olabilir, kelimelerde öyle demiştik demiş. Olabilir. Ben açığım bu tarz şeylere, yapsın abi Goblin göndermesini. Ki yani öyle bir sıkıntı olsa bana yazardık. Discord'umuzda var Goblin yani. Ya ben hala arkadaşın potansiyelini bu şarkıyla yani silecek değilim. Hala çok potansiyelli görüyorum. Ama yani buna anlam veremedim ya. Hani eğlenemedim de yani, ben gülmedim de, bilmiyorum. Emir demiş ki bu şarkı eski Instagram postu, biz onu demeden paylaşmış deyip durumu açıklık getirdi, evet. Ya Instagram demişken çok alakasız bir şey sorabilir miyim sana? Tabii, tanıyorsun diye. Tabii. Vasi fotoğraf eklemiş. O fotoğraftaki Vasi mi gerçekten? Evet, Vasi. Niye Vasi? Abi bu adamın bir birey. 8 tane sesi var, 8 tane tipi var. Ben adamı görsem sokakta, arkadaşım olsa tanımam yemin ederim. Nasıl bir insan bu ya? Şok olmuş bir şekilde izliyorum. Bu arada ben gözleriyle bu parça üzerinde aynı fikirdeyim ya. Goblin en son yaptığı şeylerin üstüne çok düşünmeden yapıyordu. Hedefi hala bu yönde bilmiyorum ama umarım değildir. Evet, hem fikrim ya. Musab yine boş şeylere ne düşünüyorsun harcadı. Döteryumla çalışan fizyon reaktörler. Bu arada yani bence çok güzel çalışıyorlar diyeyim Musab. Senin istediğini vereyim sana ben. Üstüne çok uzun durmadan. Ama ben yani Musab benim gözümde bilgesine en yakın şey yani. Müthiş botlar falan yazıyor. Sağ olsun. Yani onu... Ya ben fizyon reaktörleri biraz şeyim, mesafeliyim. Daha önceden yaşadığım deneyimlerden dolayı ama döteryumla çalışanları mantıklı buluyorum. Tamam. Peki. Okey. Öyle bir şey mi varmış? Hiç bilmiyorum. Band name olarak düşünüyorum demiş Musa. Güzel isim abi. Ben ilerliyorum abi bu arada parçadan. Tamam, ben şeye çıkmıştım. O ne diyor, çıkmıştım biliyor musun? Hayır. Bu arada Hype 216 Prime'le abone oldu. Hype teşekkür ederim ve bayağıdır bir arkadaşımız bir soru soruyor. Onu da cevaplayayım. Bu arada hemen döneceğim sana. Bu arada abi kendi cümlesini de başka bir şeyle böldü. 8. katman cümleye geçti şu anda. bu arada abi, şeyi yaptı böyle. Bu arada var iç içe. Abi Roji Koçi bu hani yaklaşık 1,5 saattir falan ara ara görüyorum onu da hani artık hani acı çekiyor, ona bir cevap vereyim. Yani bu laf sokmak ya da kötü anlamda söylemiyorum bunu. Hani hakikaten çünkü bayağıdır bunu soruyor. O bir cevabını vereyim. Ceza hakkında düşüncelerin neler? Onu sorasım geldi. Yeni bir izleyici alırım. Ya yakın dönem ve endüstriyelleşme dışında yaptığı hataların ceremesini hep beraber çektik diyebilirim. Ama yani öncülerdendir, saygı duyarım. Tamam değil mi ben şimdi cümlemi? Tabii. Saçma sapan bir anımı anlatacaktım. Şu an bir anda aklıma geldi. Çok da boş bir şeydi yani ama böldüğün için inadını anlatacağım şu anda. Anlat anlat. Ben zamanında bir tane tweet atmışım 2018'de, hiç hatırlamıyorum. Eser Yenenler'in bir fotoğrafı var. Fotoğrafta da yarım milyonluk arabada yeni sevgili var yazıyor. Hürriyet şeyi böyle. Reklam şeyleri oluyor ya, garip garip isimleri. Ben de bunu tweet atmışım, şey yazmışım. Bakacağım Twitter açılırsa eğer. Tam ne yazdığını. Muhtemelen bir band name ile ilgili bir şey yazmışım gibi. Ama açılmayacak, neyse okey.
Okey. Böyle şey gibi hani bu yeni nesil indie rock grup adı gibi falan diye. Hı. Bunu nereden gördüyse birisi bulmuş almış. Birbirinden havalı değişik isimlere sahip rock gruplarına alternatifler sunmuş 16 mizahşör isimli bir yazıda. Bunu da koymuşlar. Hiç alakasız bir şekilde o videoda yer almış oldum ben de. Böyle garip bir Peki. saçma bir anda böyle değişik. Hani O band zaman name deyince aklıma. sana takipçi Çok kasmana yardımcı gereksiz edeyim. Twitter slash Mali Ayan'dan Mali'ye takipçi olarak influencer hayatında ona başarılar Aynen. dileyebilirsiniz Şeyde Instagram'da bilmem kaç bin yaparsanız yukarı kaydırmalı yani. link Evet. atacağım. Ve Yani bugün bu donu giydim falan diye %50 indirim. söylediğim havaya gitmese tekrar söyleyeyim. Hatalı endüstriyelleşmede payı olduğunu düşünüyorum. Ama bu suç dediğim gibi direkt hani bunu art niyetli yaptığını iddia etmiyorum ama hani payları var ikisinin de yani. Ceza Sago. O yüzden biraz kırgınım kendi adıma. Neden abi sorusunu çok soruyorum ama yani sonuçta öncülerdendir. Kariyerine saygım var yani. İlerliyorum Ali. Evet, şarkı o kadar amaçsızdı ki bambaşka noktalara geldik. Bence Evet. geri dönelim tekrar. Sıradaki parçamız Havk Kadavra geliyor. Evet, geçtim arkadaşlar. Nakaratı beğenmedim. Yani Verse'deki teknikte bana gerçekten fazlasıyla Joker'i anımsattı. Halkın bundan sıyrılması lazım. Hani çok fazla tanımıyorum ama böyle bir öykünme varsa çok yanlış bir yere öykünüyorsun halk. Yani kurtulman lazım bundan. Bu parça beni almadı abi. Söyleyeceğim bu kadar. Ben de nakaratı hiç beğenmedim ama şey, verse'lerde de ne anlattığını anlayamadım, yakalayamadım yani. Farklı flow var okey ama söylediklerini anlayamayınca çok bir anlamı olmuyor benim için. Minimal porsiyon. Belki ben yakalayamamış olabilirim Ya şu andaki bu yorgunlukla ama. prodüksiyon da kötü bu arada Selim, evet. Selim şeyde 31 beat ve prodüksiyon eksikliği de var demiş. Evet, prodüksiyon da kötü, katılırım. Minimal porsiyon demiş ki Ulaş Demiröz'ün de payı var bence bu yanlış endüstriyelleşmede. Abi Ulaş Demiröz'ü tekel haline getirenler, hani o dönem aranızı hatırlayan var mı bilmiyorum ama yani önce suikasti sonra hip hop life şeklinde parçalarımızı sadece buradan veriyoruz ve bedava olarak veriyoruz. Hani underground veriyoruz zihniyetini ikisi destekledi zaten yani. Sonra Stagopa daha erken küsüp yol ayrımına gitti ama yani Pessimist EP4 sadece Hip Hop Life'tan yayınlanıyor diye oraya trafik verildiğini ben hatırlıyorum yani. Teşekkürler EKT. Ya o noktada ama şöyle de bir şey var Baykan. O dönem hatırlıyorsun sen de çok da bir alternatif yoktu yani. Ne yapacak insanlar tek tek MySpace'inden mi reklam yapacak? Hayır abi, Spotify listeleri gibi bir şey yok Hayır, falan. MySpace'ten bahsetmiyorum abi. Abi 1979'da 79'da ilk parça çıkıyor. Ondan sonrasında 3-4 sene içerisinde Amerika'da ya da benzer muadilleri Fransa'da, hatta Polonya'da bile gösterek label'lar açılıyor. Hani insanların para kazanmasının önü açılıyorken burada iki, belki hadi 2,5'tan 3 isim mainstream'de para kazanabildi. Kalanları tamamen bedava üretip konserden kazanma algısı yerleştirildi burada abi. Kimse hani kapı açmadı kimse kimseye, anlatabiliyor muyum? Ben buradaki Evet, bizim bu söylediğim başka bir şey ama ben ben şunu söylemiyorum yani. Neden elimizden tutup da bize kariyer yapmadılar demiyorum Joker gibi. Ben sadece şey diyorum abi, neden insanlara plak firmalarının kapılarının kapatılmasında pay oynadınız, rol oynadınız, niye bunda payınız var diye bir eleştiri getiriyorum burada yani. anladım tamam. Demin söylediğim biraz tek yerden dağıtım falan deyince tam oturmadım ben de, tamam şimdi anladım. Bahsettiğim o yani. Anladım mı? Yani en basitinden abi örnek veriyorum. Bu dediğim gibi cezanın, sakın yanlış anlaşılmasın. Cezanın bireysel olarak böyle bir talebi var demiyorum ama bir dönem Hammer Müziğe gidiyordunuz. Bizim zaten ceza var alternatif sanatçı istemiyoruz diyordunuz. Başka bir plak firmasına gittiğinizde de otomatikman zaten cezaya rakip olabilecek misiniz diye bakıyorlardı. Burada yani şu an herkes label'laşıyor. Bunu çok daha erken yapabilirdi rapçiler abi. Çok daha erken yapılabilirdi. Ama bunun yerine biz hani bir veya iki web sitesi üzerinden herkesin boşa masraf yapıp kesinlikle hani para kazanmadan üretmesi gibi bir algıyı yarattılar yani. Yanlışsan yanlıştı. Yok yani Türk şey sadece diyemiyorum ama ben senin dediğini başka türlü anladım da o yüzden. bu saçmalık sadece Türkiye'de vardı yani. Bu arada Fuat abinin konusu geçti. Mainstream olayında muhtemelen istatistik çıkarılsın öyle bakılsın. Yani ben şu an kafama göre hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim ama reklam müziği en çok yapan
MC büyük ihtimalle Fuat değil mi Evet, Türkiye'de? evet de Fuat abi Ben neden öyle hatırlıyorum. Fuat abi neden label kurmadı peki deniyor. Abi Fuat abi mainstream olmadı ki label kurup başka. Ya aynı şey bana da geliyor. Abi hani Tepkin ne güzel MOB'yi açtı. Sen gençlere destek vermeyi düşünmüyor musun? Ya Tepkin'in o zamanki ortağındaki bütçe falan ben kendi işlerimin PR'ına, promosyonuna daha henüz ya da kendi işlerime yeterince finanse edemiyorken yani size boş boğaz satarım. Hani bunun benzerini isim vermeyelim ama daha önceki yayınlarda ismini verdiğimiz 2-3 şahıs bunu yaptı ve yani insanları dolandırdı abi. Hani yapamayacağım şeyi vaat edemem. Aynı şey Fuat abi için de geçerli. Label kuramazdı yani. Tepkin'in ortağı rapçi değil hype. Yani o iş adamı olandan bahsediyorum. Mesela Selim demiş ki batarya falan vardı ama çok dayanamadılar demiş. Abi orası onların kendi stüdyosuydu. O label değildi. Şirket değildi onlar yani. Yani şirket yani birinin kayıtlarını yaptığı stüdyoya verdiği isimle prodüksiyon şirketini, yapım şirketini, dağıtım şirketini karıştırmamak gerekiyor. Müzik Business yayınında Arda abiyle biz bunu konuştuk bayağı benzer konuları. Dağıtım, prodüksiyon aşaması vesaire şirketler bazında endüstriyel boyutta konuştuk. YouTube'da tekrarı var bakabilirsiniz. Ben yine çok konuşamıyorum neyse. Evet mesela Burak dedi biz 4 yıl önce düşünmedik mi bir yer kurmayı ama paramız yok yani. Çünkü o şey değil. Alacağınız sadece ekipmanla yürüyecek bir şey değil. Bu bayağı ciddi bir yatırım. Ya bu arada sizin eski Cenk'le yaptığınız yayınlarda konuştuğunuz olay gelecek. Olay da Almanya'da label kurup underground CD basıp binlerce satabiliyorken Türkiye'de öyle bir kültür yoktu Evet zaten. çünkü işte Bir bahsettiğim yandan şey da o de tarafa bu bakacakmış. abi ister istemez burada ben mainstream olarak Ceza ve Sagopa'yı hani ister istemez tırnak içinde suçluyorum çünkü şey var. Bu kültür abi mainstream sanatçı yayar. Almanya'da verdiğimiz örnekteki gibi. Bizim mainstream sanatçılarımız böyle bir kültür oluşturmaya hani bir alım satım döngüsü kurdurmaya ya da işte fanzin satalım işte bir ticaret dönsüne asla kafa yormadılar. Sadece kendimiz para kazanıyor muyuz konserden? Kazanıyoruz tamam. Onun dışında gençlerin de yapıp bedava paylaştığı işleri MySpace'ten likelayalım kafasına gittiler yani o dönem. Bu sadece Ceza Sagopa için geçerli değil. O dönem aklınıza gelen hangi eski varsa bu onlar için geçerli yani. Bir tek bunu Tunç abi toplama albüm yapıp insanlara yol açtı. Ama Tunç abinin toplama albüm yapıp yol açtığı insanlar tamamen tekelleşmeyi tercih ettiler yani. Ya en basitinden yine konu daha önce de kendisine yani Sagopa abi kurduğu label'a sadece kendi sahtelerini aldı yani. Birebir çakmalarını aldı yani. Servet'in albüm hakkında ne düşünüyorsun peki? Geliriz bir saniye. Yani Abluka Alarm haricinde birebir çakmalarını aldı. Yani Sagopa üretmiyorken insanlar Sagopa dinlesin diye label kurmuş gibiydi yani anladın mı? Evet Umut Ertek yani isim vermeyeyim dediğim isimlerden biri geldi chatte evet. Haluk Amerika yanıyor farkındayım da dediğim gibi biz bu yayını mecbur bitireceğiz. Çok aksadı her şey zaten takvim mecbur bitireceğiz. Ondan sonra bakacağım Amerika dramasına. Drama demeyeyim gerçi ona da. Yani amaç asla hani Türkiye'deki amaç asla sanat yapalım ve bu sanatı bir alt kültür tabanına oturtalım olmadı yani problem bundan kaynaklı özetle bunu söylüyorum. Çok pardon. İlerliyorum ben abi. Yani dediğim gibi çok derin batağa girdik çünkü. Sırada bu listede kurşun var ama kendisinin talebi üzerine onu dinlemiyoruz biliyorsunuz yayında. Onun için parçayı da dinlemeye gerek yok zaten yorum yapmayacağız çünkü. O zaman Benfero ve Cashflow 3'e 5'e bakamam geliyor. Tamam abi. Durdursak mı artık? Abi evet evet kapattım. Cashflow devam ediyor gibi diye şey yaptım. Kapattım. Ha. Hatta sen yoruma gir. Ben bir çayım bitmek tamamen bitti artık neredeyse. Ben bir içecek alayım. Bayağı da Tamam. kalkmadım bu yayın. Sen al, biz biraz sohbet ederiz. Tamamdır. Yok sen parçayı hatta ufaktan gir. Ben geliyorum. Ben zaten çok ufak gireceğim. Sen geldiğinde Tamam. gireriz. Dur, ben de közleri tazeleyeyim orada. Ay. Kaç oldu? Dur sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'unuza birden toplu cevap vereyim. İyiyim. Teşekkürler arkadaşlar. Siz nasılsınız? Ankete bak ya. Uf, başım ağrıyor ya. Ama şey, Emir Kemal'cim, çete burada örnek olacak kişi sensin yani. Sen bunu yaparsan insan neler yapar? Hiç hoş oluyor mu acaba? Feride'nin mesajını niye sildiniz? Ne yazdı ya? Ya bir özet geçseniz Amerika'yı, ben yalan olmasın, Baykan konuşurken arkada açıp biraz okumaya çalıştım da. Geldim geldim geldim. Ama bayağı karışmış ortalık. Amerika mevzusu mu? Ay, ben chat'e bir bakarım biraz. Ne dönmüş? Chat'te bir şey dönmedi ya. Mali abi nasılsın Ha döndü. tamam.
Boşa bak, boşa bakma yani. Evet, zorluk konuştu. Tür şarap genelde şer ilişkiler üzerine kurulu. Doğru söylüyorsun. Ali abi, cellat sana laf atmış, ne düşündün? Cellat Hiçbir hiçbir fikrim şey yok. anlamadım abi. Hiçbir şey anlamadım yazdığımda. Evet, ben parça hakkındaki yorumunu alayım Mali. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bir dakika, dur geleceğim. Tamam. Bir mesaj geldi de orada. Heh, gelelim abi parçaya. Ben zaten normalde Cash Flow'un böyle birkaç şarkısı dışında yani yaptığı rapi de sevmiyorum. Ben de. Bu şarkıda ekstra ekstra sevmedim. Sadece böyle eğlenceli birkaç tane sözü vardı arada, yalan yok. Ben çok sıkıldım parçadan. Ben Fero çok kötü bu şarkıda. Evet, nakarat ayrı Galiba parça. güzel olan tek şey klip. Eğlenceli klip yani. Yani Ama ben buraya bir kaplumbağa sahnesi güzel olmuş ya. Hatırlıyorsan. evet. Meşhur meşhur Sen çok kaplumbağa. güzel çıkarıyorsun onun sesini ama istemeyeceğim burada şimdi. Olayını mı diyorsun? Aynen. Kaplumbağadan daha güzel kaplumbağa sesi Onu çıkar. Twitch'te açamam, üzgünüm. Yani onu gerçekten Evet, Twitch'te o Twitch'te açılabilecek bir video değil Evet. ya. O büyük ihtimalle ban yersin yani. Dava moruk. Ben Sehabe ile kolay kolay canlı yayın yapmam yani, tanışıklığımız yok da, yani çok saygı duyduğum bir isim değil. Sahi ile ara ara yapıyoruz, Sahi açarsa. Twitch'te de bir şeyler yapacaktık Sahi ile de olmadı henüz. Genel olarak, özet olarak bu şekilde. Yani o yüzden dedim ben çok bir şey söylemeyeceğim diye. Yani konuşacak bir şey de yok çünkü üstüne bence. Sen bir şey söyleyebilir misin bilmiyorum ama. Abi yani beat fena değil. Hakkını yemeyeyim. Wash Together olduğu için biz kimin yaptığını göremiyoruz şu an. Info kısmı gözükmediği için. Ben Fero gerçekten çok kötü. Nakarat çok kötü. Cashflow'u da dediğin gibi hani bir iki parçası var sevdiğim. Evet, hakkını yemeyeyim ama hep aynı şeylerden bahsediyor o da, artık biraz sıkıldım. Sürekli hani yak yak yak. Purple'lar, Lemon'lar falan. Ya, abi, tamam, anladık. Ve hani yani bazen çok iyi bazen çok kötü. Cashflow'un arası yok yani. Böyle hani çözemiyorum. Ama bu parça iyi bir parçası değil bence ya. Blazing Witch olabilir ya. Sahaya biraz boşa çıksın, hem iş hayatı hem kronik rahatsızlıklar falan derken o da zorlanıyor şu ara. Dişiyle uğraşıyordu en son falan. Hani bir boşa çıksa, aslında bizim onunla bir geek dünyası yayınımız vardı. Hani her hafta çizgi roman konuştuğumuz, sinema konuştuğumuz bir içerik planlıyorduk ama henüz yapamadık. Peki şeyi, mesajın devamını okudun mu abi, o mesajın? Evet, nette dinletelim olayını. Ha, tamam. Ha, evet. Aynen. Zaten eli yüzü düzgün birkaç kişi var, onları da piyasadan soğutmayın ne olur. 75 demiş ki ben parçayı aşırı sevdim, özellikle Cash Flow'u. Saygı duyuyorum ama dediğim gibi benim alıcısı olduğum parçalar değil bunlar ya pek. Yine yayın programlarından bahsediyordu diye aslında, evet, hayata geçiremediğimiz. Ya bir partnerlik gelsin, öyle yap. Bazı içeriklere de biraz öyle gireceğiz. Mesela duyurayım buradan. Hani bir taraftan biz keyif alıyoruz falan ama yani ağırlıklı rap müzik için buraya geldiğiniz için o istatistik düşüyor mesela full time ve triple double yayınlarının, hani spor içeriklerimizde vesaire. Biraz onları partnerlik sonrasında erteleyip şu anlık podcast gibi sadece YouTube'a atarak ilerleyeceğiz. Çünkü partnerliği de dediğim gibi artık ben 720p yayın kısıtlamasından kurtulmak istiyorum. Sizi kurtarmak istiyorum çünkü yani. Şu an yok bu arada. Burak demiş ki şu an timeline'da gördüğüm Uncle Shoes ve Questlove çıldırmış demiş. Abi merak ediyorum ama dediğim gibi yayın sonrasında bakacağım olaya yani. Ben ilerliyorum abi. Olur. Hiç bilmediğim isimler var. Onları atlayacağım hız kazanalım diye. Çünkü daha bayağı yolumuz var gözüken. Okey diyorsan. Ne İyi söyleyeyim ki? olur ya, saat geç olur Evet çünkü. evet sen de hani uykusuz kalma diye biraz hız kazanmak istiyorum. Çünkü mesela yani şey belki iyilerdir bilmiyorum. Epidemikten gelmiş ama Emre Erkanoğlu ve Neo Fu'nun işlerini geçeceğim mesela. Bu tarz bilmediğim isimler var birkaç tane. Onun için sıradaki parçamız Şiir featuring Heja Büyüdüm geliyor. Evet. Ben fade attım. Ben mi başlayayım, sen mi başlayacaksın ya? Sen başla. Evet, önceki işlerinden iyi olduğunu kabul etmekle beraber hala bir hani ev taşımış gibiyim. Hani şiirin vokali beni çok yoruyor. Hani sırtımda ağırlık var şu an yani maalesef. Heja'nın nakaratı yine çok kötü. Yani neden ısrar ediliyor bilmiyorum. Vardır bir bildikleri diyeyim ama yani asla beni yakalayamıyor yani. Çok kötü nakarat.
En azından burada o beat ne zaman girecek olayı olmadığı için şiire teşekkür ederim. Ama ya yani yine de o yani beni yoruyor bu vokal abi. Bu kadar. Açıkçası Ya ben hızlı. verse'lerde birazcık hani idare edebilir, dinlenebilir gibiydim ama nakarat gelince bende de bitti şarkı ya. Bir daha bakamam son. Ya evet bak bir şeyler anlatıyor evet ama yani dediğim gibi abi çok yorucu bir flow var burada yani beni gerçekten çekmiyor. Ece iyi nakarat okuyor diye bir algı var Dünya Gül Bana'dan beri diye. Ya asla okumuyor bu arada Deniz üzgünüm. İlerleyeyim mi ne diyorsun? O zaman sorgu tehlikeli geliyor. Abi geçtim ben. Hani chat'te geçebilirim ama otorite abi geçtim çok kötü. Yani nakarat kötü, verse'ler kötü, tehlikeli değil mi Merda? Burada beat'i de beğenmedim kimin bilmiyorum ama. Ben beat'i fena bulmadım ya. Şarkıdan önce artwork üzerine konuşulmalı. Bu ne ya? Ya alışkınım artık hani bu o ekibin hani böyle biraz psycho coverlarına okey yani alıştım artık ama yani. Ya bir şey diyeyim mi? Biz de bu hafta en kötü hafta, bu hafta en kötü hafta diyoruz ya. Bu hafta baya kötüymüş bu Kanka arada. her hafta çok Bu kötü. şarkı için demiyorum Her da. hafta çok kötü çünkü bakınız Türkçe rap Ve yani. gerçekten bir önceki yayından beri hiç başım ağrı girmemişti şu an. Aşırı başım ağrıyor ya. Yani o bilmediğim isimleri atladığım zaman bayağı bir şey azalıyor. Merak etme. Comic Sans'la tehlikeli yazsalardı keşke değil mi? Türkçe rap de her hafta gerçekten bayağı kötü. Evet, o daha değil mi? 6 parça bir Joker Beef'i var yeni. Ama onun üzerine çok değinmeyeceğim. Yani dinleyip geçeriz. Baydım artık. Yıldım ya. Yeter Ya ya. da Joker Beef'ini komple alıp Cuma'ya mı bıraksak acaba? Sen Onu mu bilirsin. açsak? Sen bilirsin. Yeni bir şeyler gelir muhtemelen. Hepsini bir dinleriz belki. Yani dinlemek istiyor muyuz gerçekten? Onu da sorgularım da neyse. Yani. Yani sırada MT featuring Sara Mazzarotto Murad'ın şarkıları Yalnızlığın Yükü geliyor. Kesin Mazzarotto ismini yanlış okumuş olabilirim. Yok abi ben geçtim evet. Mali. Baykan. Ne dinledik biz değil mi yine? Salıyor muyuz Zeyno ne oluyor? Dediğini anlamadım ama gülmene güldüm. Salıyor muyuz yayını ne oluyor dedim de. Ben saldım şu an yani. Abi MT lan niye böyle şeyler yapıyorsun yani MT'ye? sadece Amsterdam sokaklarını gördüğüm için bir mutlu oldum. Hani ben çünkü bayağıdır hani yani karantina sürecinde evde bitti ya Schengen'im onun mutsuzluğu var üstümde. Sadece bir iç geçirdim Aa, oraya. benimki de bitti ya benim de. Bakacaktım halinde. Uf abi yani iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Kesinlikle iyi bir şey söyleyemeyeceğim bu parça hakkında. Özellikle şarkının girdiği an. Yani zaten MT yıllardır piyasada yok. Hani yeni dinleyicileri yakalamak istiyor mu bilmiyorum da istiyorsa o girişle yakalayamaz yani. Yani şey eklenmiş buraya. Flow Art'ın Deva Yeni Partisi yıllardan jingle'ı bir eklenmiş de yani. oyuncu Sallıyorum abi onu. Yani. Öyle bir şey mi var? Var var. Dur ben onu not alıyorum. Yarın bakacağım. Çok merak ettim. Gerekirse yani çok talep gelirse sonra bakarız yani ama ben onu atlıyorum es geçiyorum şu an Zaten dinlemeyecektik. yani. Aynen. Sırada Sefo Youngstar geliyor. Evet biz yılbaşı yayında dinledik de Mali bilmiyor tabi. Abi evet geçtik merak etmeyin. Abi, sadece yumuşak gel duyuyorum ben sen. Ben de. Sefon'un hangi şarkısıydı hatırlamıyorum da. Dur ya şey. Derdim var mı? Dertli bir şarkı vardı. Öyle bir ismi vardı. Ya şey düşünmüştüm onu duyduğumda. Hani belki birkaç şarkı sonra iyi bir şeyler yapabilir gibi bir his bırakmıştı bende de. Şu an o yüzden bayağı uzağım Abi yani. senin hislerinin tırtlığını bir ara özel yayınla konuşmak istiyorum Birkaç şarkı sonra dedim. Daha iki şarkı oldu. Dur bakalım. Birazcık daha ilerlesin göreceğiz. Derdin adlı parçadan bahsediyor demiş Deniz senin için. Olabilir. Olabilir. Bilmiyorum şu an. Adını hatırlıyorum. Nas X Rodeo değil miydi o şarkı demiş Kavare. Mümkün ama abi gerçekten yani ne dinledik biz abi ve bu çocuklar aşırı aşırı puşlanıyor denmiş. Anket. Joker böyle beef'ini mutlaka bugün dinleyelim demişler. Peki. Bakacağız. Kopmaz ABD'ye bakacağız da
Ben haftalık globali yok ettim resmen. Yani onu bir ara tekrar söz kaldığımız yerden değil, hiç önce Ondan bahsetmiyor ya. eksik kalmamış gibi sıfırdan devam edeceğiz artık. Başka çözümü yok onun yani. Ondan bahsetmiyor ya. Ha, ABD Bence. olaylarına bahsediyor, tamam. Ha. Anladım, şimdi anladım Mali deyince kopmaz anladım. Abi yani yine kötü parça ve abi lütfen arkadaşlar drill'i rahat bırakır mısınız? Ne olur ya. Yaptığınız şey drill değil çünkü. Lütfen drill'i rahat bırakın ya. Ve hani çok yorucu bir vokal ve hani kim puşluyor abi bu adamları? Hani kim itekliyor ya? Atanamayan Drake, yemin ediyorum. Ama yani en azından yani Drake'e çok büyük hakaret gerçi bu, şu an düşündüm de yani üzgünüm. Devam lütfen. Samsun Belediye puşluyor, şakasız mı ne? Öf. Öf. Sırada Vasi, Silence Prevails, Instagram Volume 3 geliyor. Evet. Geçtik. Başlayayım mı, ne dersin? Lütfen. Ya ben buradaki bir switch'i beğendim mesela. Ve hani Vasil zaten hep diyordum ya, hani Şahmel ile Tyler the Creator arasında hani bir şey deniyor diye, burada özellikle ilk beat'in sound'u bayağı Şahmel'in sound'una yakın. Ama yani keşke İngilizce değil de daha, yani çünkü ya Türkler İngilizce rap yaptığında hani aksanı da geçtim, hani Türkçe düşünüp İngilizce söz yazdıkları için çok iyi durmuyor. Bu arada Nane Molla, takip için çok teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Yayın sonrası sana da bir VIP rozeti çözeceğim ben. Şu an elim ayağım karıştı. Hem Amerika olaylarına bakıyorum, sağ sekmede falan bir şeyler açık. Ya zaten sen bu yayınlarda başka işlerle uğraşmayı adet haline getirdiğin için O zaten hocam. fırsat kolluyormuş. İşte ya şey diyordum, hani Vasi hala benim için Wonderkid adayı, ama hala istediğim patlamayı artık kendisi sıkıldı bunu duymaktan, hani hala İkincisini de yapayım mı? istediğim patlamayı hala yapamadı ya. Evet. Senin şu beklentilerin tırttığını bir ara konuşalım mı Baykon? Sen bayağı Nasıl kinlendin. için söylemiyorum bu arada. Nasıl için söylemiyorum. Tamamen Baykon oynuyorum şu an. Ya sen tamamen yani fırsat kolluyormuşsun meğer ya. Evet. Bende şey var abi. Liste var. Sağ tarafta onu açtım ben. Oradan böyle denk geldikçe okuyorum Dur, ama. hatta ben naneye hemen vereceğim. En azından bu 10 dakika bekleme olayını da aşalım ya takipte. Sen verirken ben Mustafa'nın şeyini okuyayım Oku abi. Sen de bir yorum yaparsın bu Vasi arada evet, parçaya. Vasi İngilizce'ye bağlı bir bölüm okuyor. Joker'le kıyaslamayın lütfen diye. Evet. Epidemic Cypher'da hatırlıyorsan ara verildiğinde Aha. dışarıda bir İngilizce bir şey okumuştu. Telaffuzu konusunda sıkıntı yok zaten baya. Ya yok, aksan problemi vardı. O da haliyle yurt dışında yaşamayan herhangi bir Yani ülke vatandaşında birebir Amerikan veya İngiliz aksan duymayı beklemememiz gerekiyor zaten yani. evet. Ya onun dışında Şaban zaten benim sevdiğim bir isim olduğu için Ya ben Şahmin'i biraz Vasi'nin o tırt bulan biriyim ama. yani işte ben tırt sevgi şeyleri, tırt beyinlere sahip bir insan olarak onu beğendiğim için Sen bu bayağı içerlemişsin bana, özür dilerim. Hayır ya, artık sıkıldım yani Türkçe rap Türkçe dinlemekten rapten ben sıkıldım. zaten komple sıkıldım. Şu an Artık ya sana oynuyorum. mesleki kararlarımı sorguluyorum ya. Sana oynuyorum şu anda. Ya Tamam. zaten bu da yine Goblin'in şarkısı gibi yani kısa işte Instagram için yapılmış. Öyle çok ciddi ciddi değerlendirilecek bir şey değil zaten yani. Ben şöyle bir sağlam bir iş bekliyorum Vasi'den ya, artık o Ben de gelsin. evet, işte evet. Yani albüm falan da değil yani. Sağlam bir single gelse çok rahatlayacağım. Çünkü enteresan kafa yapısı olan bir adam. Ben hala çözemedim yani. Ben de. Yani hala ben Vasi'den umutluyum açıkçası yani. Umudumu hala kaybetmedim. Vasi ne olur artık, ne olur. Şu Emir Kemal'in yazdığına da bir Evet bakabilirsen evet eğer evet evet nasıl bir yere gelmişler. şu an onu hallediyorum. Tamamdır. Tamamdır. İlerliyorum ben abi. Tamamdır. O zaman sırada İdil bir şeyler geliyor. Tamam, geç kararları çıktığı için fade attım. Ya rap kategorisinde değerlendirebilir miyiz bilmiyorum. Hani yeni çıkan rap parçaları olarak. Evet, Dayavan'ın yazdığı gibi. Ama yani bugün dinlediğim en iyi parça bu. Şu an. Ya birkaç tane yerdeki telaffuz hatası dışında bence o da şey değil, gidiyor onlara falan demiyorum bu arada. Onlar dışında gayet iyi. Ben şeye şaşırdım. Bunun yeni şarkı olduğunu bilmiyordum. Dün
Yan taraftakiler sağ olsun yine coştukları için ben kulaklıkla müzik dinleyerek uyumak durumunda kaldım. Şeyi Chill Flow mu? Öyle bir tane listesi var Spotify'ın. Onu açtım hani tam böyle hafiften uykuluk, hafiften bildiğim şarkılar, çok takılmam diye. Bu şarkıyı hiç duymadım ya. Çalar çalmaz uyandım böyle bir ne oluyor diye. Bu arada çok alakasız uykuluk dedin, canım çekti şu an. Keşke Peki. karantinada olmasak. Sütlüceye giderdik. Peki. Ya bu, ya dediğim gibi bunu hani Orada da bir uyku sersemi böyle bir dinledim hani ne oluyor diye. Orada da başarılı bulmuştum. Şimdi çıkınca şaşırdım hatta yeni şarkı olduğunu bilmiyordum. Ya evet, bunu rap parça olarak tabii değerlendirmeyeceğim ama bugün dinlediğim en iyi parça bu yani. Ya ben de bakıyorum iyi diyebileceğim bugün bir şarkı yok galiba bunun dışında ya. O zaman çok çok bir şey kalmadı. Ben ilerliyorum. Jokerler vardı. Ya işte ya, onlar da abi dediğim gibi ben o dramaya ve o, yani artık sıkıldım yani. Bütün Türkçe rap'inden de Şöyle yapsak onu olur mu erilliklerinden, Baykan? beef'lerinden de bıktım. Yani çok uzun yani, geçen hafta 3 saat gömdük adamı zaten. Daha abi ben ona bir şey deyip yormayacağım kimseyi yani. Hani Şöyle dinleyeceğiz yapsak tamam olur ama mu? Toplu baştan sona dinlesek, genel konuşsak, bitirsek. ya o da olur. Yani çete bağlı hani, yani hani talep doğrultusunda hani değerlendirmeyi alabiliriz. Ben ilerliyorum. Bu hafta bir tane daha Fuat abi düeti var. Tamam. Kotyora featuring Fuat Ergin, Ordu geliyor. Umarım bir darbe alkışlanmıyordur parçada. İl olan Ordu'dur umarım. Yok, iki arkadaşa da baktım hani geçmeden diye. Fuat abi sadece nakarat okumuş galiba. Abi bu şarkı bildiğim kadarıyla yanlış Ben hatırlamıyorsam parça yani 2011'in Fuat falan abinin şeyini galiba. hatırlıyorum. Aynen galiba eski şarkı yeni vermişler Ya galiba. Hani yok. orduya gittiğinizde sanırım bir iş yapmışlar. Hani bunu bilerek Öyle söylemiyorum hatırlıyorum. abi. Çok 2010-2011 Türkçe rap havası var. Arkadaşların vokallerinde de, beat'te de yani. Açıkçası. Ben ilk arkadaşı fena bulmadım Evet bu arada. evet. İkinci arkadaşa hızlıca geçtik. Çok beğenmedim. İlk arkadaş fena değil ama yetersiz yine yani. Ama yani G-Flow'la yaptığı parçadan Fersah Fersah iyi. Sadece nakarat okumasına rağmen Fuat abinin. Ama yine günün iyi parçalarından biri mi? Hayır. Yani. Hani 10 yani, çünkü yani 10 sene eski bir parça yani, belli. Hani bu böyle bir açıklama yapılmış diyorsun. Öyle bir açıklama yapılmasa da ben buna 2010 derim yani. Hatırladığım kadarıyla bir de kaç sene olduğunu hatırlamıyorum. Yani 10 sene olmayabilir. 10 Ha, seneyi ben söylemem. Fuat abi çocuklara destek olmak için düet vermiş. Eyvallah. Bakalım. Ne var sırada? Sansar Salvo ve Dila Uzun, Yeniden Dene, Kovala Soundtrack. Eyvah eyvah. Türkçe rap kötü çocuk edisyon. Hızla yaklaşıyor belli ki yani. Aa, sevmedim. Ve geçtim abi. Çok kötü. Çok kötü. Sansar hasta girmiş galiba ya vokalden öyle anlaşılıyor yani. Yani Birazcık şey. önceki haftalarda Hormonlar sağlıklı konuşulmuş girdiyse yine hastaymış abi o zaman yani. gibi. Ya o Ben fark... şeye sevindim bu arada ya. Tekerleme rap yapmamasına sevindim şarkıda. Da yani abi... Bu da yani... 2005 Türkçe rapi tanıtıyoruz, hadi popçu ile düet yapalım kafasında bir iş Evet sound'unda evet evet tınlıyor evet. yani. Ya Sansar'dan iyi olmakla beraber vokali de yani beğenmedim. Dila Uzun'u da beğenmedim ben açıkçası. Naneciğim selamlar. Ben VIP verince o bitmiyor mu ya? Malum Türkçe rap yeni olduğu için toksik kitle. Hani bir sabretsin ya da kaçsın diye 10 dakikalık takipçi limitimiz var. Ama merak etme, hep Türkçe rap yeni yapmıyorum. Yalan söylüyor. Hep Türkçe rap yeni. Ya cumadan cumaya yeni çıkan işlere bakıyoruz. Da geçen cuma yapamayınca geçen cumanın telafisini bugüne aldık. Tekrar hoş geldin. Ya dediğim gibi benim için bu da geçerli bir parça değil abi. Feride rica ederim. Ve yani zaten abi Kovala soundtrack dediğimiz gibi hani Türk rapçiler için, hani Wattpad okuyan Türk rapçiler için kötü çocuk ya yani. Net olarak o ya bu filmin karşılığı yani. Ve Exxen'de olacakmış. Şaşırmadım yani. Bütün çöp içerikler Exxen'de toplanıyor çünkü. Acun duy beni tekrar. Almadığım birkaç dandik YouTuber var. Onları da sana ben liste olarak atabilirim. Hayır oradan boşalan şey yere yenileri gelmiş bu arada Öyle ya. mi? Yeni yeni saçma sapan isimler çıkıyor valla şeyde YouTube'da. Keşke almasaydı diyeceğiz galiba en sonunda. Bu arada Nette'yi kaçırdın Sofya ve Nette'ye de çok güzel bir şarkı dinledik. Şey Arif abi 43 izleyiciyle birlikte raid atmış bize. Arif abi çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yani film gelsin de filme ayrıca özel bir gömme yayını istiyorum zaten. Ve Arif abi abone olduğu 5. ayını kutluyor. Çok teşekkür ederim Arif abi.
Johnson. 5. ayını mı kutluyor yoksa 5 ay için mi abone oldu? 5. ay aboneliği işte abi. Arda arda 5. aylık abonelik serisi. Hmm, öyle mi oluyor? Hı-hı. Ha, toplu abonelik vardır belki diye düşündüm. Takipler için de şimdiden teşekkür ederim. Ben köz atmıştım kanka. Bir çıkmıştır onları bir alayım geleyim. Viyanmadan. Hemen sonra ilerliyorum. Ben de benimkileri... Abi insanlar geldiler ve boş bıraktık yani şu an herkes başka bir şeyle ilgili. Dağıtmayayım mı trafiği de? İyiyim arkadaşlar, geç kaldınız yazmak için, ben de bunu bekliyordum. Ya keşke Baykan gittiğinde şöyle araya bir video falan alsak da biz onları izlesek ya. Hatta şimdi şeyi açacağım ben ama bozarım diye listeyi korkuyorum. Şu nette de Sofyan'ın kaçırdığı şarkıyı açmak istiyorum da. Ozan şimdi ayıp ettin yani adama. Adamın kanalında. Zaten onun şöyle bir yeteneği var. Ben konuşsam şimdi... Oo, teşekkür ederim Emir Kemal. Siz ne açtın sen ya? Ha neyse sesi kısıkmış. Ha kısık mıymış? Geldim ya, bende kısık ya, o yüzden sen başlasan da bendeki ses kısık. Ben başlatmadım, Emir Kemal başlattı. Ha, ben tamam, teşekkür ederim. Nasıl açacağımı bilemedim, sesi kısıkmış ama benim haberim yok. Ben de sevindim dinliyoruz da. Neyse Sofya, sen sonra dinlersin şarkıyı, gördün adında. Aa, Arif abi demiş ki rica ederim canımsın. Biliyorsun kalemi umum demiş abi, söz buluşabildiğimiz zaman sana hediyeni getireceğim ben. Kayınmamın dağıtılıyorsa bir tane de ben alırım. Tamam vereyim. Üzüldü adam ya. Yok be, manyak mısın? Sipsimi düşürdüm diye üzüldüm. Şimdi onu aramakla uğraşamayacağım. Zaten plastik de. Neyse. Yine zaten açık. Yere düşen sipsi... Ha kapalıydı, tamam okey. Yok kapalı değil. Açıktı, onu çöpe atarım mantığında aradım, göremedim. Yayın atarsın sonra. Bir şekilde bulacağım. Ah buldum, atıyorum. Soyup unutulun falan, odanın kenarından sipsi çıkmasın derdim o yani. Neyse, buton arıyorsun şu an, derdini buton arıyorsun. Sıradaki parçamız Ati 242 Everest Astral diye ben tagi kendim yapayım. Çok cringe bir moment oldu ama olsun. İlerliyorum. Evet, geçtim abi. Ben fade attım. Abi çok çok hızlı iki şey söyleyeyim mi? Tabii. Bir, bence beat özgün olamayacak kadar güzel geldi bana. O yüzden bir şu an var orada. Dıstral. Yani dıstral de... bir yerden acaba. Yakında öğreniriz yani onu. Keşfederim. Şey demiyorum. Ben yakında keşfederim onu. İkincisi de Ati'nin şu copy paste lafını kullanacak en son isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yazılı PMC'de yer alan bir MC olarak teşekkürler. Rica ederiz. Çok teşekkürler. Abi ya, çok kötü nakarat. Kötü verse ve abi gerçekten niye Gringo ve Case Rebel? Neden çiğ köfte ya? Of. Of. Zaten Türkçe rapte böyle bir problem var. İşte tarzı başkalarından alınma olan isimler diğer isimleri copy paste olmakla suçluyor. Çok kötü yazan isimler de diğer isimleri çok kötü yazmakla suçluyor. Ben hala daha insanların ya kendilerini bilmediklerini, fark etmediklerini düşünüyorum ya da nasıl diyeyim, hani ya şimdi yanlış bir kelime kullanacağım, ağır olacak, o yüzden kullanmak da istemiyorum. Ya da ne olduklarının farkındalar, onu dışarıya hani ben öyle değilim, diğerleri öyle diye lanse etmeye çalışıyorlar. Bu kadar uzun açıklamanın yerine iki kelimelik bir şey vardı ama o kelimeyi kullanmak istemedim. Selim demiş ki bu beat'te çalıntı aynısı var demiş. Ya dediğim gibi net bir bilgim yok şu parçanın diye, ama çıkarsa da şaşırmam yani, çünkü Astral en az 6-7 işini yakaladık biz yayınlarda yani. Ya diyorum ya işte hani Arako yani. Olmasına şüpheleneceğim kadar güzel geldi. Ama öyle deme, Goat Producer yani. Bakayım ne kaldı? Galiba evet. Sadece malum beef kaldı. Hani atladığım parçalar var. Farazi ile şeyin... Ha, enstrümantal EP mi? Öyle mi? Ha tamam okey. Enstrümantal EP de bakalım, tamam. Yok ben bakmadım da tamam okey enstrümantalse. İki tane, ben rastgele iki tane seçiyorum oradan. Ya en iyi en kötü seçerken de listeye almayacağız. İstersen hiç değinme. Yani tamam. Sen bilirsin. Demolar var da. Demolar da var, evet. Farazi ve Sinan Öktem, Shiro bir gelsin bakalım. Rastgele seçtim şu an. Ağaç Kakan Entropi'yi önümüzdeki haftaya alırız muhtemelen. Mali bayağı uykusuz zaten. Ozan'ın da mı
şey çıktı. İşi çıktı. Onun da işi var. Demolarda bir şeyi var onun da hatta. Lirikal olarak üst düzey bir parça dedi bana da bile. Ya şey, enstrümantal olarak tatlı iş abi, arkada çalar dinlerim yani. Ya, miyav biraz sorguladım kedi seslerini. Tamam ama yani dinlenir bu. Yani hızlıca bir parçaya daha bakalım. İstersen. Aynı albümden. Asos geliyor. Farazi ve Sinan Öktem'den. Ama bütün albümü dinlemeyiz enstrümantalse ya. Miraç ne oldu? Ama Abi tek ben bu bir sample'ı bir şarkıda daha duyduğuma emin gideyim ya. sayfaya. Ya bu mümkün, bu olası bir şey. Sample'sı. Yani ya şey Yok değil. ne olduğunu hatırlamaya Ha. çalışıyorum Yani çünkü aynı sample'ı kullanmak okey de, hani beat'i direkt alıp başına tek eklemekle problemim yok. da. Yok Yoksa ya yok. Farazi de onu Yok yapacak. Prodüktör değil zaten. yani, aynen. Zaten aynı şekilde kullanılmamış ama bir şeye çok benzettim, şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum sadece. Bana tanıdık gelmedi ama güzel. Ha, şakalaşıyorsanız tamam. Ha. Dedim bir an bir kişi daha mı mezarlığa gidiyor diye korktum. Yani güzel enstrümantal albüm gibi duruyor. Ben hani ilk kez yayında dinledim iki parçasını. Diğer parçalara da bir şans vereceğim. Ben beğendim ama şu an dinlediğim işleri, ikisinden. Farazi bu ara bayağı üretken ya. Aynen. Darısı başıma. İnşallah işte ben ortaya bırakayım laf alalım. O Sen zaman alırsın üstüne. kısaymış zaten. Ağaç kakan entropi geliyor. Emir yeni ekledi. Güzel. Başarılı. Başarılı iş. Sonunda. Ve Yani 2-3 bir Ağaç haftada Kakan bir... şarkısının olması Evet. gereken uzunlukta bence. Evet. İdeal uzunluk. Ağaç kakan şarkısı, çünkü 3 dakikayı falan geçince ölüyoruz. Ve şey var. Genelde buradaki, ama şey de var. Hani bir tercihi de burada önceki haftalardaki kadar katlanılması zor değil. Hani ya katlanılması zor değil derken, yine bir parantez açayım ya, şey var. Ben globalde de aşırı endüstriyel soundların ve abstract hip hop'un çok alıcısı değilim çünkü. Ha, sevdiğim gruplar var, dinleyebilirim ama uzun süre dinleyemiyorum. Burada biraz daha beni yakalayacak bir sound var yani, ve sıkılmadan bu sefer dinledim, olmuş abi. Ya benim için şu an zaten henüz başka bir parça seçebilecek gibi durmuyorum. Günün parçası bu şu an benim için. En iyi seçeceksin. Hoş geldiniz bu arada dedemiz. Teşekkür ederiz. Ben Baykan şarkı yorumlarken kaçırdı gözden sanırım. O yüzden ben selam vereyim Aa, ben de, dedim. Arif abiden gelen herkes hoş geldiniz. Komutlarımız aynı diye bir duyuru yaptım ama dedenin sipsisini görmemiştim. Hoş geldin abi, ne haber? Ben gerçekten sonunda bir Ağaç Kakan şarkısını listeye ekleyeceğim sanırım. Çok mutluyum. Bu benim için günün en iyi işi bu şu an ya. Bu arada arada bayağı başarılı sözler de vardı. Ben bir kere daha bir bakacağım şeylere de. Ben Yakalamışsındır sen de birkaç tanesini. bunu mesela playlistime alabilirim ben. Katılıyorum sana. Hatta Medusa'dan sonra yanlış duymadıysam böyle taşlı bir şey vardı. Evet Hani iki evet. konuyu birbirine bağlaması falan da hoş. Ya Bir daha bir o gözle bir dinleyeceğim ya. bugün dediğim gibi duymak istediğim şeyler yani. Şu dönemde Aynen. özellikle. Dediğim gibi Nette'den de gelse bilindik birkaç isim var ama zaten çok beklentimiz olacak isimler değil. Yani Serin Karataş dinlemesek de olur bence abi. Zaten yapacağımız yorum 3 aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı belli çünkü her hafta, biliyorsun. Yani en kötü seçerken, en iyi seçerken sadece üzülüyorum herkesi dinlemediğimiz için. O İşte. yüzden. Yani istersen dinleyebiliriz de 10 dakika uzar maksimum yani sen bilirsin. Haftaya da alabiliriz. Yani bir kısmını, hani onları oraya da Ya kaydırabiliriz, sorun yok. 2 gün sonra, çünkü sen... Nette'den, hani bugün 2 gün sonrası geleceği için Nette'den böyle çok bir şey yığılmış olmayacak zaten. Nette adına onları Okey alırız en okey. kötü. Tamam öyle yapalım. Ya sen de çünkü düzgün uyu, yarın işlerim var. Biraz onun derdindeyim. O zaman Ya yayınız... şu Amerikan olaylarına bakacağım için Evet ben evet muhtemelen evet uyuyamam bu muhtemelen. gece. O zaman bir iki demomuza daha bakalım abi. Ondan sonra da şeye geçelim. Joker böyle mevzusuna geçelim, bitirelim. Tamamdır. Ben Zaten... şeyden mi açacağım? Discord'dan mı yoksa yine Yo yo, Watch Together'da var Watch Together'dan bakıyoruz abi. mı? Okey. İlk olarak 75 Beast'ten 75 Beast, ya da hani kendisi aramızdaysa, ben hep unutuyorum bunu çünkü İngilizcem okumalıyım, Türkçem okumalıyım diye. Black Milk Type Beat Say Hi geliyor. Evet, ben fade attım. Çünkü şey diyeceğim, hız kazanalım diye baktım. Abi kesinlikle güzel beat, kötü değil. Ama hani gerçekten Black Milk'le hiç alakası yok. Yok Ahmet Efe, Joker böyle mevzusuna geçeceğiz. Günün sonuna geldik. Ama 2 haftada biriken demolarımız vardı. Genel bir demolara bakıyoruz öncesinde. Ya dediğim gibi kötü beat değil. Gayet güzel. Yani hoş melodiler var. Hani davullar benlik değil, kabul. Hani ben Ozan da zaten hani bunu çok duyuyor.
Güzel melodiler var ama kesinlikle Black Milk değil yani, onu söyleyeyim. Çok değişiyor abilerde demiş. Tamam, biraz daha devam edeyim. Evet, durdurdum. Yorumum aynı yani. Güzel melodiler var. Hani davullar benlik değil asla. Ve kesinlikle Black Milk de değil ama kötü iş değil yani. Shadow olması lazım. Bakacağım. Konudan hiç anlamayan biri olarak ben de aynı şekilde düşünüyorum. O zaman sıradaki işimiz Nicki Distopia geliyor. Ben hız kazanmak adına fade atıyorum. Dediğim gibi benim atladığım bir yorum eleştiri olursa Discord kanalında da abi beni etiketleyip abi şunun hakkında da bir şey söylemeyi unutmuşsun yayında diye sorabilirsiniz. Abi ses tonu ve vokal stilini gerçekten OH'a çok benzettim. Flow'da da biraz Ati esinlenmesini ben de fark ettim chat'te yazdığı gibi, ama vokal beni baydı biraz. Ama yani iyi fikirler var ama uygulamada bunu görmediğimi söyleyebilirim kabaca. Ama potansiyel açısından bakarsak bence potansiyeli var gibi duruyor. Sen ne düşünüyorsun Ya iyi fikirler vardan kastım o yani, gelişim açık. bunu? Ama yani şu anlık şu hali biraz beni çekmiyor. İlerliyorum. Ozan'dan geliyor vasıfsız eleman. Ozan, umarım bütün albümü atmamışsındır YouTube'a bu şekilde. Joker'in en sevdiği B-Boy breakleri beat tape geliyor. Yani bütün albümse çünkü ilkine bakıp geçerim yani, mecbur. Ha yok, SoundCloud atmış, tamam. Valla ben durdurdum Mali. Ozan davul da yazmış. Beat değişimi var, hemen atlama demiş ama. Devam edeyim peki. Ozan beat tape'i yine kısa kısa tek parça olarak yüklemiş. İkinci beat'e geçti orada. Ve kendisi diğer beatlere gerek yok, bu iyidir demiş. Gayet geçerli iş Ozan, ellerine sağlık. Ve bak, davul yazınca oluyormuş değil mi? Ne güzel davul var. Keşke hep Ama yazsan. Keşke hep yazsan yani. Ozan'ın benim dinlediğim en iyi işi galiba bu. Ya Ozan zaten iyi bir prodüktör abi yani, ama işte Evet. davulla problemleri var Yok, yani, ben bunu şey yapamıyorum. Çok uzun süre biz de onları seviyoruz. yani evet. Bir daha şu type beat bu ya şöyle 75 açık konuşayım, hani ben bu yolu izlemezdim. Yani izlemezdim derken, hani halihazırda biraz tanınırlığım olduğu için izlemeye edebilirim bu açıkçası. Ama şey için iyi aslında. YouTube'a atıyorsun ve izlenme çekebilmek adına bir şey type beat yazmak iyi, ama bu seni uzun vadede birilerini taklit ettiği zaman sound'unu oturtmanı zorlaştıracak bir yol. Hani amacın hit almaksa type beat yazmak güzel kafa. Ama işte Black Milk type değil de asla. Hani sound bazında diyorum. Ama kendi sound'unu oturtmak gibi bir niyetin varsa bu yola çok girmemeni tavsiye ederim. İlerliyorum. Bu kimden geliyordu hatırlamıyorum. Onun için hesaptan bakacağım. Hala bilmiyoruz. Ben bunu YouTube açıklamasına bakarım. Hatırlamıyorum şu an çünkü. Projenin ismi Supreme geliyor. Tamam, durdurdum. Bence kötü değil. Yani kötü değil derken gayet iyi, daha doğrusu. Evet, Konuşamadım. ben de onu diyecektim. Kötü değil değil, gayet iyi değil de mikrofonu Gayet. açamadım. Aynen, bir yer bu kafa gitti artık kanka, yine biliyorsun 3,5 saate geldik. Peki bir şey Bu soracağım abi. arada Neden Mali istisnasız her hafta demolar normal çıkan şarkılardan daha güzel oluyor ya? gerçekten. Bu arada Neden ya? arkadaşın ismini görememiştim. Gamata'ymış. Gamata'dan Supreme'i dinledik. Ya da Supreme. Dile göre değişiyor. MP3 olarak gelen iki demo vardı ama onlara ulaşamadım. Nereye attığımı hatırlamıyorum çünkü. Onun için bugünlük demolar bu kadar. Kalan eksik kalırsa zaten iki gün sonrasında halledeceğiz onu. Cuma günü. Ve bataklığa giriş yapıyoruz arkadaşlar. Musab'ın bu özelliği harika kullanması gerçekten. İlk olarak geçen haftaki EP'nin üzerine gelen şakacı gelecek Barry Soprano'dan. Evet, muhtemelen bu kötü nakarattan sonra bitiyordur parça. Onun için fade attım ben. Yani hiç Barry Soprano'dan hiç beklemeyeceğim punchline'lar var. Nakarat çok kötü. Yani gerçekten nakarat çok kötü.
Punchline bazında iyi satırlar var, kabul ediyorum. Hani güzel yakalamış. Ama yani flow, yani delivery yine kötü. Böyle üzgünüm. Nakarat kötü. Punchline, hani sadece cevap verebilmek olarak bakıyorsak bu olaya, bu parça bence gayet iyi bir cevap yani. Kabul. Ben çok şaşırmışım duyunca her şey. Bunu dinledim merak edip de böyle hiç böyle bir şey Senin beklemiyordum dinleyince bakacağız zaten. Ben yayında ilk kez dinliyorum bunları. Sırayla ben. bakacağız. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Söylediklerin hepsine katılıyorum. Sadece bir tek şey söyleyeceğim. Muhtemelen sen de aynı düşüncedesindir ama yani 3 verse'ün içerisinde böyle aklımda kalan 3 tane falan satır var. Yani Joker'de de aynısı vardı. Türkçe rap'te çok artık şey diss şarkılarda da öyle. Diss atılan şarkılarda da çok fazla hani sağlam punch duymuyorum ben hiç ya. Akılda kalıcı böyle yıllar sonra hatırlayacağım. Kopmaz. Bilmiyorum var Üçüncü mı var demiş. fikir Üç, misin ama. ne, üçüncü ne, üçüncü verse mi var? Nakarat'tan sonra. Bir verse daha mı var? Tam bakayım ama. Of, tamam. Şimdi Abi çok hızlı Zari'nin sorduğunu bir tabii. cevaplayayım mı? Ben sen de cevaplı istersen. Börü'den beklemediklerinizi yapması ondan beklentinizin çok düşük olmasından mı yoksa satırların kaliteli olmasından mı diye ben Beklentimin yine çok düşük söyleyeyim. olması. Çok ben tarz olarak böyle bir şey beklemiyorum. Yok, tarz olarak abi, yani beef'e giriyorsan mecbursun zaten, yani normal pop rap sound'unda iş İşe veremezsin yani. gireceğini düşünmüyordum ben Ha, hiç gireceğini öğrendim. ben de düşünmüyordum, kabul, ama şey değil, benim Gireceğini düşünmüyordum. Börü Soprano'ndan beklentim de düşük MC olarak yani, çünkü bu, hani Joker ne kadar kötü bir MC ise Börü Soprano'da o kadar kötü bir MC yani, şu an şey, şey yani çok kötü böyle hoca, neyse vermeyeyim. Şu an ya A100, tamam, daha düzgününü buldum. A101 ile BİM kavga ediyor arkadaşlar yani. Anladınız mı? Yani ya, oradayız yani. Ve bu arada şey var. Abi ben hani Wu-Tang çok ismi geçiyor. Abi artık bari grubumu salın ya. Hani favori hani fanı olduğum grubu, artı hani affiliate olduğum grubu bir salın abi ya. Ben bu muhabbetlerde anılmasını istemiyorum adının ya. Bu arada Wu-Tang çay içiyor abi. Ben bizzat Ghostface'le hani Çin çayları üzerine muhabbet etmişliğim var benim. Türkiye konser kulisinde. Bir, iki, hani Cezayir Rıza'nın meşhur bir hani çaydanlıkla falan bir fotoğrafı var bir yerde. Çekilmiş yani. Ya buradaki çay muhabbetini tabii ki anladım yani, neye gönderme olduğunu yani, anlamayarak bunu söylüyor değilim. Rain Stabil kim yazmış pardon? Ha, Undertaker Seyfi'ye yazmış. Ama yani hakikaten abi, yani ne böyle Soprano ne Joker Wu-Tang'i anlayıp analiz edip de üstüne konuşabilecek muhabbet değil yani, sadece Super Hot filmiyle referans vermeleri çok normal ikisinin de yani. Ya evet, yerli Eminem dinliyoruz Morgan'a maalesef. Bu arada şey, yani ben şeyi sormuştum. Abi disle punchline aynı şey sayılmaz. Hani hususi dis yapmamıştı. Birkaç punchline yazmıştı Joker diye bir şey geldi chatte. Ya sonuçta o punchline'ı yazıyorsanız, şarkıda isim vererek o kişiye sallıyorsanız, hususi birebir tek kişiye yüklenmese de orada dis vardır yani. Zaten hani şey var, Türkiye'nin genel problemi. Punchline'sız dis olmaması lazım. Punchline'la dis iki tane falan dinliyoruz yani o 20 senedir. Bunda da öyle işte. Demin söylemeye çalıştığım oydu yani. Yani punchline olmadan diss yapamazsınız. Yani sizin olayınız birine sövmek ya da onun böyle özel hayatını ifşa etmek, bilmem ne, iğrenç satırlar yazmak değil abi. Sizin diss yaparken ana göreviniz punchline yazarak karşıdaki kişiyi zekice aşağılamanız. Ama Türkiye'de bunu asla kolay kolay görmüyoruz yani. Selim, devam edeceğiz, merak etme. Hani bütün EP'den daha iyi bu şarkı. O cevabına da bakacağız. Joker, zehirli kan geliyor. Of. Yine ev taşıdım abi. Çok yorucu flow. Ama birkaç yere geleceğim ya. Ben durdurdum. Ya Börü Soprano'da da nakarat çok kötüydü. Ama Joker'de genel olarak nakaratlar her zaman çok kötü. Beat tercihi her zaman çok çok kötü beatler seçiyor abi her zaman. Kendi yaptığında hep aynı beat'i yapıyormuş. Ekolü Joker'de de var abi. Hani Söğrat'a falan deriz ya. Undertaker ve Joker'in flow'u genel olarak her zaman çok yoruyor. Hani bu beef'e özgü bir şey değil. Abi hani Wu-Tang mevzusuna falan tekrar girmeyeceğim de abi, 18 yaş eskiyim bilmem ne diyorsun abi sen, yani şey,
Böreli'nin jenerasyonunun senin dinleyici kitlen olduğunun farkında mısın? Hani o jenerasyonu aşağılarken. Bir bunu sormak isterim Joker'e. Hani katılıyor musunuz bilmiyorum ama. Bak güzel şeyler var. Chalantier ve Mary Jane'in Spider-Man olduğunu söyleme punchline'ı iyi. Hakkını yemeyeyim. Ama yani genel olarak abi hani neden konun yok sürekli bir jenerasyonu ya da işte bir kötü belirleyip hani şey gibi 70'ler Yeşilçam gibi abi. Bir kötü var, çok kötü ve sürekli herkes ona sallıyor böyle. Anladın mı? Yani Joker'in dünyasında böyleyiz daha doğrusu yani. Abi Burn'in kilosunu ne bileyim nereden biliyor? Ya stalklamıştır herhalde. Yani ciddi bir yorum cevap vermeyeceğim ona çünkü bilmiyorum yani de. Abi gerçekten mi ya? Ya iki tane punchline'ım var burada da eyvallah. Ya ki Türkçe rap için buna da şükür deme durumundayım yani. Çünkü genel olarak duymuyoruz da yani neyle savaşıyorsun? Yani sen kendi fanbase'in jenerasyona sallıyorsan senin fanbase'in o jenerasyon abi zaten yani sen hani problem nerede? Bir, iki yani işte uyuşturucuya alıştırdınız, şunu yaptınız bilmem ne. Abi siz de milleti kültürsüz olmaya ittiniz. 2011'de Eskişehir Batarya döneminde. Hani bunun da ondan çok bir farkı yok. Siz de milleti zehirlediniz ona bakarsanız. Battle rap diye bir saçmalık uydurdunuz. Gerçekten var olmayan bir şey. Şöyle var olmayan. Sahnede iki MC'nin freestyle battle yapmasında battle rap deniyor abi. Siz bu saçmalığı ortaya attınız. Siz de birçok genci zehirlediniz. Kültürel yozlaşma bazında yani. Bunu da konuşalım mı? Yani. Bu O kadar. konuda çok sana katılmıyorum ama oraya girersek çok uzayacak ve benim hiç Kanka. halim yok oraya girecek kadar ya. Bir gir. Ben saygı duyuyorum. Tartışmayacağım. Yok Söz. yok. Söz tartışmayacağım Yok sen. seninle ilgisi yok ya şu an cümle toplayacak falan böyle kafam yok yani. Başım ağrımaya başladı. Kaç tane diss vardı şey? 3. Reprofunk ile beraber 3. Ya bana kalsa zaten ben en sonunda hepsini bir konuşalım diye düşünüyordum o yüzden. Kanka hiç bu sefer şeye dönecek çünkü ben burada tek tek not alıp bar bar gitmek zorunda kalacağım hatırlamak için. Onun için o bizi daha da Zaten not uzatacak alacak yani. var bile yok ki. Yani. Dört, şu an kadar aklıma kalan 4 tane cümle var, 2 tane liste. Ama sen bana katılmadığın fikri söyler misin? Vallahi tartışmayacağım çok merak ettim. Yok şu Battle Rap kısmına çok şey yapmadım hani. İlla... Ya şu an gerçekten cümleye dökecek şeyim, gücüm yok ya. Ya Battle'ı yaratan adamla kapışmak mı diye söz var abi parçalarında o dönem. Allame'nin söyledi. Tamam, o başka bir şey. Yani. Ben senin biraz önceki cümleni söyledim. İlerleyeyim Hani mi? onunla bunu aynı kefe, o kastettiğin şeyle bunu aynı kefeye koymak çok doğru gelmiyor bana. Yani Öyle özetleyeyim yani. parçada illegal madde övmek tabii ki yani o kadar kötü değil ama birini zehirlemekten bahsediyorsak abi sen kültür yozlaşması da zehirlemektir. Yani gençleri cahilliğe ettiniz abi. Ve bu gençleri kurtaramıyoruz hala yani çoğunu. Evet koca bir nesli kültürü yanlış öğrettiler ve toksik fanbase yarattınız abi. Bu da zehir ya. Bu da zehir yani anladın mı? Joker özel harekat diye bir kitlem var senin yani. Sen de zehirledin çocukları. Sen de çocukları eril olmaya itiyorsun. Homofobik olmaya itiyorsun. Yanlış tarih bilgisi öğretiyorsun çocuklara. Hani bu da yeterince zehir yani. Yani ilerleyeyim mi? Ne diyorsun? İlerleyin. Ben dediğim gibi oraya girmeyeceğim. Çok uzuyor sonra. Hiç uzun bir şeyi kaldıracak gücüm yok şu an yani. Ha dediğim gibi BİM ve A101 Ne savaşındayız kadar yani çok sıra. ciddiye Çok almıyorum. korktum. Sıradaki parça. Barry Soprano Doktor geliyor. Evet bitti. Senle girelim bayağı bir güldün yer yer. Ya çok cringe sözler de Evet var. evet. Güzel yerler de var ve çok arada kaldım ben. Yani şey. Hani gerçekten ilkokul seviyesi laf sokmalar da var böyle ama birkaç tane sağlam Var var birkaç var da tane var yani. sağlam punchline yine var. Birkaç tane var da. Ben yine nakaratı beğenmedim. Hani önceki parçanın şakacının nakaratından daha iyi olduğunu kabul ediyorum ama yine nakarat kötü bir nakarat. Beat kötü değil, güzel. Ama yani 10 yıl flow'larla seviştim cümlesini duyuyorsun ama flow'un bana burada yine yani nakliyecilik yaptım ben ya. Yoruldum yani böyle üzgünüm. Flow mulov yok ortada üzgünüm öyle bir flow yok ortada yani. Yani bir gerçeklerle barışalım arada ya. Öyle bir flow. Hiçbiriniz öyle bir flow yok abi.
Şey falan güzeldi. Ben kazanan falan seçmeyeceğim bu arada. Bir şey beklemeyin benden. Hani chatte merak eden varsa. Yani şu an çünkü yani iki tane kötülük kavga ediyor şu an yani. Gözde hoş geldin. Benim yine cümlem kesildi. Ve ben unuttum edeceğimi. Salıyoruz birazdan yayını. İki parça kaldı. İki parça dediğim nasıl dahil oldu bilmiyorum da Rap Tek Verse Joker Diss diye bir şey de var burada. Bir de on, eklemiş Emir. Bakalım ona bir de. Kaybeden Al demin Atatürk'ün de kalesi eklenmiş olmuş. eklenmiş dedin. Emir şey dedi, sen istedin de ekledik dedi demin Ya, başka bir şarkı için. ya Bana hatırlamıyorum. artık hiç güven vermiyor bu Hatırlamıyor da söylemler. olabilirim. Beni Hakan Bey. seçebilirsin demiş Musa. Hakan Bey bilmiyorum. O zaman bay baya gelmeden bir Reprof'un Tek Verse'ünü aradan çıkaralım ya. Reprof Tek Verse geliyor. O da Joker'de ismiş. Evet. Fade attım abi. Çünkü şey var. Çok kötü flow. Çok kötü flow. Ol ya. Bak ya. Yahya falan hani. Ya. Ya Reprof'u ben PMC yarışmasından hatırlıyorum. Hani o kadar yani no name birisi değil ama yani şey değil. Yani Joker veya Barry Sobrano'nun önünde değil. Dediğiniz gibi biraz hani ünlenme bekleyerek yapılmış bir hareket olabilir. Buna itirazım yok. Ama o kadar da no name değil Reprof yani. Ama gerçekten ne anlatıyor? Ve çok kötü bir flow. Beat fena değil gibi gidiyordu. Devamını dinlemedik ama sırf beat işinde katlanmayacağım ama hani beat fena değil gibi geldi bana. Olumlu söyleyeceğim şey de bu açıkçası. Ya bir de şey 86 tane kişinin ismi geçiyorken en son herhalde cevap beklediğim, Evet. duymak istediğim kişi. Ya cevap da değil yani onu da Evet. bir laf Ya yapmış bu şey şeyde yapıyordu. de var ya bu kabul edelim Amerika'da da olan bir ekol. Bu ekol. Çünkü mesela kendi Kendrick Lamar kontroldeki versiyonunda kendi muadillerini disledi. Yani muadillerinden kastım kendi mainstream rakiplerini disledi ya o parçada atıyorum. J. Cole'a laf var, işte Drake'e laf var. Ama mesela asla laf olmayan Mercury's kontrolle Kendrick Lamar'a cevap verdi ve hani Mercury's bu şekilde zaten tutmuş bir işin remixlerini yaparak veya işte bir diss yaparak kariyer inşa etti kendi underground rapçiyken yani Snowgoons'la takılıyorken şu an bayağı Shaquille O'Neal'la falan takılmaya başladı. Bu Amerika'da da izlenen bir yol. Hani Mercury's örneğindeki gibi hani bunu yapan 50 kişi varsa biri başarıya ulaşabiliyor ama hani bu da ne kadar saygın bir yöntem tartışırız yani. İşte bana çok sağlıklı gelmiyor yani. Evet Gözde evet beat iyi olsa bile kötü zaten hani sadece bana da sağlıklı gelmiyor hani bu arada hani sadece olumlu bir şey söylemek için söyledim şeyi yani hani beat olayını. Hani fena bulmadım çünkü beat'i. Hani bu Amerika'da da izlenen bir yöntem ama dediğim gibi Mali'yle hemfikirim yani. Bunun ne kadar geçerli bir yöntem olduğu, ne kadar saygın bir yöntem olduğu çok tartışmalı. Ben saygın olmadığı yönünde fikir beyan ediyorum şu an. Bu bambaya şu an Zeki Müren oldum fikir beyan etmeler falan. Canım İzmir'ime, şey Ege'me. Evet, Undertaker Kendrick Lamar orada aynı parçadaki ismi de yani Big Sean'ı falan da disledi ve orada o biraz hani New York'un yeni kralı benim. İşte hani LA'liyim ama New York'un da kralı benim. Hani muhabbetine geldi yani orada. Hani o biraz flex dediğimiz mevzu işte hani gövde gösterisi dediğimiz mevzu. Ama burada hani bu beef o kadar tatsız bir beef ki zaten hani genel şekilde Joker'in bütün EP'si üzerinden gelişen drama. Yani burada gövde gösterisine gerek var mı gerçekten abi çünkü derinliklerdeyiz. Yani. Çok büyük bataklık yani. O zaman Joker'in dizisiyle günün son parçasını dinliyoruz. Bu hafta dediğim gibi serim falan gibi net değişlerini Cuma'ya attım. Birkaç tanesini. Bununla yayını kapatırız. Bir dinleyelim tabii daha üstüne fikir beyan edeceğiz. O zaman Joker'dan bay bay geliyor. Evet Emir sana gerek yok. Ben de kapattım abi. Taş düşürüyorum şu an gerçekten. Of bu ne abi. Of. Hamallık kariyerime bir gerçekten yer Emin önüne gidesim var ya hani. Bu ne abi? Başım ağrıdı yemin ediyorum ya. Gerçekten bay bay ya. Benim kulaklığın sol tarafında sıkıntı varmış. İyice gitti ses. Aa, çok Ona şanslısın. bakıyorum bir yandan. Tek kulaklıkla dinlediğim için bayağı şanslıyım büyük ihtimalle şu an.
Çok şanslısın, çok şanslısın. Yüz ifadeni gördüm çünkü. Bir nebze dayandığın için moral olsun dedi ve yüz bit attı Deniz. Çok teşekkür ederim abi, sağ olun. Abi bu kanalda Türkçe laflaşmak yasaklansa keşke ya. Of. Partner yapın da oyun yayınlarına başlayalım, salalım rapi ya. Komple artık. Kanalı bir günde Minecraft'la oyun kanalına çevireceğim ben bugün işte ya. Bu arada Minecraft güzel bir oyun, yanlış anlaşılmasın. Yayıncı ve izleyici kitlesi çok kötü Türkiye'de. Genel olarak, istisnaları hariç. Bir de veterana bakalım. Veteran da mı? İstersen. Ya aynı parçaysa veteran, gerçekten senin komikli işin bile olsa benim tahammül edesim yok, biliyorsun değil mi? Gerçekten. Ama hadi be. Tamam. Banana. O zaman Joker Bye Bye Cover, sözleri şiirsel okunuşu Börü Sopbaan'a Diss isimli video geliyor veterandan, bakalım. Abi yeter. Yani ben tamam komik veteran, ellerine sağlık, yine güzel mizah, ama yani ben gerçekten o kadar uzun ki of. Ya parçaya da ben değinmeyeceğim abi, diyorum ya hakikaten çöp ya, üzgünüm. Kolay kolay bu çöp demem bir şeye ben, ama yani daha kötülerini söylediğim oluyor gerçi, böyle de demeyeyim. Ama yani emir geçme diyorsun abi, ben canımdan can gitti ya, ölüyorum. Hani Marine. Oğlum ya, Amerika 2'ye mi bölündü, 5'e mi Evet. bölündü, ne oldu ona bakalım Ona da yani bir. bakacağım, ama şey var. Sona git abi dedi, kapat. Tamam sona gideyim. Hadi sona gidiyorum. Rapçi kaçmaz, rapçi el koyarlı, bize de bir selam çakmış veteran, sağ olun. Yani gerçekten her şey çöp ne yazık ki. Siz rap istiyorsanız Tetik yayında arkadaşlar. Tetiğe raidleyeceğim. Serkan abi şimdi baktım. Hani Edu falan da yayında da, yani Edu'nun bizim 109 kişilik raidimize ihtiyacı yok sanki. Serkan abi Twitch'te yeni başladı, ona da bir takip atarsınız. Biz bir En kapanışımızı yapalım. kötüler. Ona geleceğim, kapanışımızı yapalım. Abi benim için En bu, kötüler listesi. benim bugün en kötü, yani net day 8 tane var bende kötü. abi ben buna şey diyeceğim. 9 belki yani. Murda'nın benim için en kötü, ben bir tane seçeceğim, saldım artık, çok kötü var çünkü, ama gerçi dur hadi 3 tane seçeyim ya. Murda'nın sosyal sorumluluk işi ODB'den koyulmuş. G-Flow Gerçek. Autotune Shard, Sefo Youngstar ve hadi bir tane daha seçeyim. Çok var çünkü. Gerçekten çok var bugün yani. Oh. Ya ne sessem. Kararsızım ya. Yine yeteneksiz Kursu serçe. vereyim sana. Evet, yeteneksiz serçe %23 diyeceğim. En iyi parçam da rap kategorisinde saymıyorsak, bunu söylemedim sayın, İdil'in parçası ve Ağaç Kakan. Çok yakın bu sefer listeler. En kötü bende Autotune Shard kesin. İkinci kesin olan Halil Söyletmez ki Evet, o da Hakan. kötü. Üçüncüye çok karar veremediğim için ben Fero Cashflow diyeceğim. O da çok. Abi hepsi bugün facia ya. En iyileri de İdil'i yine ben koyarım. Ağaç Kakan'ı yine koyarım. Bir de ben Ozan'ın bir tepini de koyacağım Ha izinle. Çünkü çok tamam, hoşuma demolardan iyilere bir şey alınabilir, evet. gitti. Aldım bu sefer yani. Çünkü yok şey. Hani Şey, iyi ben yok yani. duyuru yapayım. Olmaz. Yarın Cenk'le büyük ihtimalle Hip Hop 101'e devam edeceğiz. Ve NBA Fantasy Draft'ımız olacak. Ve 16 kişilik bir lig başlatacağız. Discord'a gelip gerekli kanalı açacağım. Oradan başvuru yapabileceksiniz. Katılmak istiyoruz diye beraber bir draft yayınımız olacak yakın zamanda. MF Doom yayınımız olacak. Cuma'da yine haftalığımız var. Lütfen gelin. İstatistiklerimiz şu anlık iyi gidiyor. Şu partnerliği alalım ya. Ben raid'i başlatıyorum. Evet. Raid olurken biz de bu parçayla çıkalım madem. TJ ile tekrar.